Bugün güncel olaylardan girelim söyleşimize. Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ, 14 Mayıs ikinci tur seçimlerinde önce Cumhuriyet Halk Partisinin önceki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ikisinin imzaladıkları protokolü paylaştı. Şimdi burada dikkatle seçiyorum sözcükleri, Ümit Özdağ ne istediyse Cumhuriyet Halk Partisi'nden almış. Neymiş bunlar? Bir, İçişleri Bakanlığı artı iki bakanlık. Bunların yanı sıra güvenlik bürokrasisi, ekonomi bürokrasisi ve adalet bürokrasisi başta olmak üzere bakan yardımcılıkları, daha sonra bunlar müsteşarlığa dönüşürse içinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı da dahil olmak üzere. Yani ne istediyse verdim diyebileceği Kemal Bey'in bir protokol. Ayrıca beni hüzünlendiren bir başka tarafı anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesine sadakatle bağlı kalınacağı yolunda bir taahhüt. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Ee, yani ben bu tartışmayı çok geride bıraktım. Şundan dolayı geride bıraktım. Bu protokolden haberdar olmadığımızı, zaten Sayın Genel Başkanımız hem parti sözcüsü hem bizden haberdar olmadığımızı kamuoyuna açıklamıştım. Ee, geçirdiğimiz kurultay sürecinde de bu konu oldu. Ama bunu bir siyasi parti kendisi için e, gündemde kalma, gündem yaratma aracına çevirmek istiyor. Ben böyle bir şeyin taraf olmak istemem ama şunu söylerim. Yani ben zaten o protokolden haberdar olmadığımızı söylemiştik, genel başkanımız söylemişti. O protokolün yarattığı sorunu ve sıkıntıyı konuştuk. Ama ben e, burada var kurultay salonu, bu kurultay salonundan dışarıya kırgınlık ve küskünlük çıkarmayacağımı söylemiştim. O günden itibaren bütün örgütümüzü kucakladık salona 43 il başkanıyla girdim. 81 il başkanıyla çıktım. 600'ün üzerinde bir delege imzasıyla girdim. 1200 doğal e, seçilmiş toplam 1366 delegeyle birlikte çıktım. Ben şimdi o salona öncesine veya gerisine dönecek olursam çünkü bizim bir seçim sürecimizde bir gizli protokol meselesi üzerinden e, beyefendi tartışmaya dahil olmak istedi. Bugün de o gizli protokolü ki genel başkanımız o protokolün iki taraf arasındaki gizliliğine çok özenli ve dikkatli bir tanımlama da yapmıştı. Ee, şimdi beyefendi o protokolü falan yayınlamış. O kendisini e, gündeme getirmek için istiyor ama ben o tartışmanın tarafı olmam. Cumhuriyet Halk Partililer benim e, atanmışlarla değil seçilmişlerle yöneteceğimi, bir daha gizli protokoller olmayacağını, hele hele o protokoller yapılırken yanımda danışmanların olmayacağını söylemiştim. Ee, onu biliyorlar. Bundan sonrasına ilişkin bir endişe olmadığı için diğeriye dönüp de o konuya saplanmanın bir anlamı yok. Hele hele böyle bir güzel gündemde bu kadar umut varken e, böyle tatsız konulara tekrar dönmenin manası yok. Peki bugün yine e, güncel bir gelişme. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i Makamında ziyaret etti. Zannediyorum önümüzdeki günlerde siz de Sayın Akşenerle görüşeceksiniz. Ancak İyi Parti'nin yaklaşımı 2018 seçimlerinden çok farklı. Bir önceki yerel yönetim 2019, 2019 seçimlerinden çok farklı ve hemen hemen her ilde kendi adaylarını çıkartacaklarını söylüyor Sayın Akşener. Ayrıca hatırladığım kadarıyla o dönemde yani 2019 seçim sürecinde HDP'nin olduğu yerde biz yokuz gibi bir söylem söz konusu değildi. Şimdi e, bu konuda daha sert söylemler kullanılıyor Sayın Akşener tarafından. Siz e, yerel seçimlerde e, ittifakların yapılması için nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. Çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. El birliğiyle o kelimeyi bayağı yıprattık. İttifak kelimesi artık e, çok olumlu çağrışımlar yapmıyor seçmenin kulağında. E, ve bir kalabalık birlikteliği, bir işte çeşitli listelerde farklı farklı partileri falan da çalıştırdığı için ben e, bir işbirliği kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Ve e, seçim bölgelerine özel her bir seçim, bölgesine, çevresine, daha doğrusu her bir belediye başkanlığı yarışının yaşanacağı bölgeye özel, yerelden bizim örgütlerimizin, ittifak yapacağımız partinin örgütlerinin, teşkilatlarının, görüşlerinin de değerlendirildiği, alındığı özel işbirlikleri yapılabilir. Bu işbirliğinde mümkünse iki parti ama ihtiyaç oluyorsa, özel bir gereklik varsa, belki bazen üçe çıkabilir ama genelde İki partinin iş birliğinin, güç birliğinin doğru olacağını düşünüyorum. E hiç yapmayalım. Kimse bize mecbur değil. Yani bunu çok saygıyla karşılıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben e, Sayın Meral Akşener'in de, İYİ Parti'nin de, başka ittifak ortalıklarımızın da zaman zaman ittifak meselesiyle ilgili yaptığı değerlendirmelerin pek çoğuna da katılıyorum. Tabii bunu genel seçim süreci için söylüyorum. Partilerin kendi kimlikleriyle var olmaları. Ki ben bunu en çok da CHP için ben istiyorum. Ve partilerin kendilerini halka, kendilerini var eden değerler üzerinden anlatmaları ve kendi ulaşabilecekleri en üst düzey desteğe kendilerinin ulaşmasını bir ittifak illa gerekiyorsa seçim yaklaşırken nasıl eski bizim özlediğimiz veya istediğimiz güçlendirilmiş bir parlamenter sistemde seçimden tek başına iktidar çıkarsan hükümeti kuruyorsun. Çıkamazsan o zaman koalisyon görüşmeleri yapıp 40 gün içinde kuruyorsun. Ha, bu 40 gün önce olmaz, 3 ay önce olur. Ama genel seçimlerden birkaç ay önce seçime yönelik stratejik ittifaklar olabilir. Ama bizim geçen sefer yaptığımız gibi, bunu hiçbir lideri suçlamak için de söylemiyorum, ilk kez deneyimlenen, seçimin ertesi günü ittifak görüşmelerine başlamak, Dört partiyi sonra altı partiyi bellerinden zincirle birbirine bağlayıp hadi şimdi koşuya başlayın demek. Herkes bir başkasına mani oluyor. Bunu tek taraflı söylemiyorum. Yani CHP zarar gördü. Herkes birbirine mani oluyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kere altı okuyla en başta Cumhuriyet'in kurucu değerlerine saygılı. Bunun yanında sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini benimseyen ve tüm toplum kesimlerine ulaşabilen eşitlikçi, adil, yoksulu, işsizi, güvencesizi koruyan, kollayan sol siyasetiyle bugün yüzde yirmi beşlik cam tavan diyoruz biz ona. Yani öyle bir cam tavanı tuzla buz edebileceğine inanıyorum. Bunun için benim özgür olmama ihtiyaç var. Benim partimin özgürce politika yapmasına, siyaset yapmasına kendi öz değerlerini savunup o değerlerle, çelişenlerle gerektiği yerde çatışmasına, cesaretle itiraz etmesine ihtiyacı var. Bu yüzden ben bir kere işin bu boyutundan bakıldığında İyi Parti'nin ve diğer ittifak ortaklarımızın ve İyi Parti'nin çeşitli aktörlerinin yaptığı benzer değerlendirmeleri, kırıcı bir üslup, özensiz kelime seçimleri yoksa son derece değerli buluyorum. Ama iş yerel seçim olduğunda bir sorumluluğumuz var hep beraber. O sorumluluk da şu. Ben kazanmazsam, sen kazanmazsan, biz kazanmazsak o kazanacak. O kim? Recep Tayyip Erdoğan benim seçmenim, senin seçmenin, bizim seçmenimiz. Muhalif seçmen Erdoğan'ın İstanbul'un üstünde helikopterle uçup Araplara kupon arsa rezerve etmesini istemeyen seçmen. Erdoğan'ın İstanbul'u sanki böyle bir kent gibi değil de AK Parti'nin bir iştiraki gibi yönetmesini ve varlıklarını dağıtmasını istemeyen seçmen yeşile olan betona, yeşili yerine betonu tercih etmesini istemeyen seçmen bizim ona kaybettirmemize tahammül edemez. O zaman ne yapacağız? Bence yine söylüyorum. Hiç kimse bize mecbur değil ama biz hepimiz bu ülkenin Atatürk'e bağlı cumhuriyetin kurucu değerleriyle sorunu olmayan ve bu ülkede bir şeyler artık kötü gitmesin, bu ülke zenginleşsin, özgürleşsin isteyen insanlarına biz borçluyuz. Biz onlara mecburuz. O yüzden ben diyorum ki biz yerel seçimlerde öyle ittifak ittifak değil, geleceğe bizi bağlayacak, geçmişten kötü çağrışımlar yapacak işler değil. İş birlikleri yapmalıyız. Bunu bazı seçim bölgesinde iyi Parti ile, başka seçim bölgesinde bir başka parti ile, bazen biz yokken ben kazanıyorsam, Siyasetin doğası gereği zaten ben ittifak yapmam. Ama iyi Parti kazanıyorsa yapmaz. Ama bir yerde benim ona ihtiyacım varsa bir yerde de onların bana ihtiyacı vardır. Bu karşılıklı jestler iki tarafa da fayda, ülkeye fayda getiriyorsa kaybettirecek formüller üzerinde durmak bize yakışmaz. Benim bakış açım bu. Ben Meral Hanım'a yani şimdi tabii ben kendisini geçen beni aradığında tebrik etmek için sayın genel başkan dedi. Ben dedim ki böyle oldu mu? Çünkü kendisi bana hiç sayın genel başkan dedirtmez. Abla demezsen kapat telefonu derdi. Bizim böyle bir özel hukuk alanımız var. Ben bunun e, pek çok sorunun çözüleceğini. Yani siyaset elbette hepimizin önemli sorumluluklar taşıdığı, temsil ettiğimiz ve kayırmamız gereken kurumsal kimliklerimiz var. Bunlara saygılı olarak ama bir yandan da insanın yaptığı bir iştir. Duygularla yapılan bir iştir. Ben Meral Hanım'la Sayın Genel Başkanımızla, onun deyimiyle Meral Ablamla beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun içinde ben ne gerekiyorsa yapacağım üzerime ne gidiyorsa. Bilinen bir tek şey var. Ben Meral Hanım'ın partisinin hak ve menfaatinden fedakarlık etmesini istemem. Kendi partimin hak ve menfaatinde kollamaya beni kurultayım görevlendirdi. Böyle bir makamdayım. Ama burada birlikte nezaketle ve hepimizin kazanacağı, kimsenin üzülmeyeceği en optimum formüller üzerinde, en optimum işbirlikleri üzerinde hareket edebiliriz. Bunun o yüzden hiçbir benim açımdan e, sıkıntılı gördüğüm bir süreç değil, umutla baktığım bir süreç. Ha, olmaz, olmazsa dünyanın sonu değil. O zaman otururuz, kendi değerlendirmelerimizi yaparız. Hepimiz ABC planlarımızı yapıyoruz. Yani ittifaka göre, ittifaksız, ya da sınırlı ittifaklarla. Bunu işte işbirliği kelimesine dönüştürdüğümüzde yeni bir başlangıç. Yenilik hep iyidir. Peki ne kadarlık bir süreçte bu işbirliğini gerçekleştireceğinizi ve zorlukları aşacağınızı Mümkün tahmin ediyorsunuz? Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 yılına belediye başkan adaylarını çok büyük oranda özellikle şu an bizde olmayan belediyeler için çok büyük oranda belirlemiş olarak girmesini arzu ediyorum. O yüzden Aralık ayında belki her hafta yapacağımız parti meclisi toplantılarıyla e, peyderpey e, belediye başkanlarımızı açıklamak, bir yandan da açıkladığımızın kampanyasını başlatmak istiyorum. Yani birkaç gün e, parti meclisi toplantısını yapıp, bir gün parti meclisi toplantısını yapıp, birkaç gün mı tanıtıp bir parti meclisi daha yapıp böyle bir süreç planlıyoruz. Ve onun içinde görüşmeleri çok hızlı şekilde yapmak lazım. Ben önümüzdeki hafta ee, bu tip bir e, trafiğin e, başlayacağını umuyorum. Bu noktada e, umutluyum ve e, bir rezervim veya bir e, inadım, bir olumsuz yaklaşımım hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Peki e, Sayın Mansur Yavaş genel başkan olarak sizi bu görüşmeden önce ve sonra bilgilendirmiştir. Tabii hem iki gün önce böyle evet. bir görüşmeye ne dersiniz böyle bir görüşmeye gidebilir miyim? diye aramıştı. Bugün de saat 3 yani 15-15'te beş, yanımdaydı. Benden ayrılıp İyi Parti'yi Sayın Akşener'i ziyarete gitti. Benim selamlarımı iletti ve e, böyle gayet iyi bir e, iyi duygular mı götürdü, iyi duygular getirdi. Orada herhangi bir şeyimiz yok. Peki Ankara için bir işbirliği talebinde bulunmuş yok, olabilir mi? Şimdi zaten Mansur Bey kendi de ifade etti. Giderken bana da dedi. Ben özellikle dedi Ankara'ya hiç girmem dedi. Yani o sizin işiniz. Mansur Bey e, tabii çok e, Mansur Bey'in siyasi kişiliği veya nasıl bir belediye başkanı olduğu karşından görülüyor ama siyasetteki disiplini ve saygısı noktasında da çok üst düzeydir Mansur Bey. Ben dedi özellikle Ankara konusuna hiç girmem. O sizlerin bileceği iş dedi bana. O bir selamımızı götürdü. Bir ziyarette bulundu. Bir nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulundu. E, gitmeden önce de bana gelmesi de son derece... Aslında telefonla ben Başkanım gidebilirsiniz selamlarımı söyleyin dedim dedi ki ben bir yüz yüze sizinden görüşüp gidersem parti binamızdan çıkıp gidersem daha münasip olur dedi O bence de doğru hoş bir davranış evet, şık bir davranış tabii olmuş. tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçenlerde e, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için zorunlu olan 50 artı birin artık değiştirilmesi zamanının geldiğini e, söyledi gazetecilerle. Bu doğrultuda düşüncesini paylaştı. Ancak Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi 50 artı 1'in devamının zorunlu olduğunu ifade ederek bu ittifakın süreceğini ve Sayın Cumhurbaşkanı ile aralarında bir ihtilafın asla yaşanmayacağını ifade etti. Ve sanki 50 artı 1 rafa kalkmış gibi. Siz de bu şekilde mi düşünüyorsunuz? Şimdi e, tabii bunun bir tarihsel geçmişi var. Erdoğan e, 50 artı 1'den ilk şikayet ettiğinde, daha doğrusu önceleri 50 artı 1 için bu bilinçli bir tercih, rastgele bir karar değildir. Bunun altında başka manalar var diyordu. Bir kez bunu hani öz Türkçesi şu, biz solcuları, Alevileri, Kürtleri devlet yönetimine getirmemek için bir formül bulduk. Çünkü diyorlar ki bunlar e, 50 artı 1'i bulamazlar biz gerekirse tek başımıza yok olmadı bir sağ partiyi alırız. Devleti solculara, sosyal demokratlara, Alevilere, Kürtlere bırakmayız. Temel yaklaşımları bu. Ve bu çok böyle bölücü, itici, ötekileştirici, kötü bir yaklaşım. Çünkü oradaki cümlelere bilinçli bir tercih, rastgele alınmış bir karar değil, çok ince hesaplar falan. E tabii 50 artı altına düştüler, öyle bir noktaya geldiler ki bizdeki bu muhalefetteki dirilişi, toparlanışı, heyecanı ve neler yapacağımızı görüyorlar. Yapabileceğimizi görüyorlar. Ve burada Erdoğan şimdi böyle bir pozisyon aldı. Ama bunun bir tarihsel geçmişi var. Bunu ilk kez Saadet Partisi'nin ziyaretinde, Sayın Karamollaoğlu'nun ziyaretinde 2021 yılında ilk söylüyor. Tak 5-6 gün sonra ve 10 gün sonra iki ayrı açıklamada sert bir tepki alıyor abesle eşitikaldir bunları düşünmek falan diye e, Sayın Bahçeli'den sonra devamında duruyorlar yine bir kez söylüyor yine bir tepki alıyor ama bu sefer partileri yanlış yollara iten yanlış işlere iten bir sistemdir bu sistem dedi kendi getirdiği sistemi e, Devlet Bahçeli bu sefer o kadar sert değildi ve şey dedi yani muhafaza edilmeli revizyon yapılmalı ama aramızda kriz çıkmaz. Aslında bu sefer Erdoğan sertti. Geçen sefer tartışılmalı, görüşülmeli derken Erdoğan bu sefer partileri yanlış yollara. Erdoğan bu sistemle hangi yanlış yola girdi? MHP ile ittifak yoluna yanlış yol diyor. Kendince bir takım tespitleri var partisi içindeki tartışmaları yazılıyor, çiziliyor, okuyoruz. Doğrudan birinci kaynaktan duymuş değiliz. Ama MHP'den yaka kurmaylarının olduğunu, Zaman zaman da bunlar tweette attılar hani şu an aktif görevde olmayan önceki milletvekilleri, önceki genel başkan yardımcıları MHP'den kurtulmaya çalışıyor. Bu sefer MHP eskisi kadar sert değil. Verdiği mesaj aramızda bir sorun yok. Revizyon yaparız ama bu sistem sürmeli falan. Tabii bir de ufak tefekler var orada. Seçmenlerine saygım sonsuz ama bu sistem olmasa hiçbir yerde olmayacaklar. Bu sistemde birazcık oyları için işte bu desticinin partisi gibi partiler kendisini böyle o sistem için günün birinde vazgeçilmez kabul edebilmek, tarif edebilmek adına bu sistemden o ayrılılmaz diyor. Gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı'nın Erdoğan dışındaki bütün ortağı ve küçük ortakları karşı bu işe. Onlar tabii sistemden güçlerinin çok üstünde istifade ettikleri için Antidemokratik tabii. Tabii anayasadaki temsilde adalet ilkesine çok aykırı bir mesele ama böyle oluyor bu iş. Şimdi bu görüntü şu. Ben grup toplantısında da bahsettim. Hulusi Kentmen'in e, böyle çok tatlı babacan hakim olduğu filmler vardır. Onu zaten ben bir e, karakol komiseri halini çok severim. Bir de Allah gani gani rahmet eylesin. Hakim, boşanma hakimi. Bir tanesi Bırak gideceğim diyor boşanacağım. Öbürü diyor hayır biz birbirimizi seviyoruz hakim bey. Bir tanesi diyor mahkemeye gidelim. Öbürü diyor hafta sonu pikniğe gidelim. Bir kavga ediyorlar bir barışıyorlar. bir öyle Hulusi Kentmen tak 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 vurur biliyorsun bir de onlar barışınca. Eh keretalar der. Meşgul etmeyin mahkemeyi. Şimdi burada Türkiye'de çok önemli bir yoksulluk var. Derin yoksulluk var. Ben de sözü oraya getireceğim. Enflasyon şimdi. var. Ben de sözü oraya getireceğim. Yani demek istediğim Türkiye'nin gündemi bambaşka. Bunlar gündemi başka bir şeyle meşgul ediyorlar. Ve biz bu meselede tavrımızı net koyduk. Dedik ki meşgul etmeyin memleketi. Aranızda ne konuşuyorsanız konuşun. Benim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak tutumum şu çok net bir cümleyle. Ben bunların ne ayrılığına ümit bağlarım ne birlikteliklerinden tasa duyarım yas duyorum. Çünkü bunlar ayrılsalar da birleşseler de ne yaparlarsa yapsınlar esas mesele bizim ne yapacağımız. Biz bu iktidarı değiştirmek için kararlı net çalışkan olmamız lazım. Önce yerel seçimlerde elimizden gelenin en iyisini yapıp genel seçimlere umut olacak sonuçla çıkıp genel seçimlerde bu iktidarı değiştirmek ki bunu normal süresini beklemeksizin bir erken seçim baskısını yaratacak güçlü bir muhalefetle bunu sağlamak için mücadele etmem lazım. Onun dışında Erdoğan devlet ile bir olmuş, ayrı olmuş, AK Parti ile MHP barışmış, boşanmış hiç umurumda değil. Çünkü onların üzerinden yapılacak hesaplarda bu memleketin hesabına gelecek bir iş yok. Ee, sizin de söylediğiniz gibi halkın gündeminde... 50 artı 1 konusu hiçbir şekilde yok. Bugün e, İstanbul'da Eminönü Meydanı'na gitsek ya da Mısır Çarşısı girişine e, mikrofon uzatsak insanlar 50 artı 1 nedir diye sorduğunuzda belki cevap bile veremeyecekler. Ama sizin en önemli meseleniz nedir e, sorusunun bir tek cevabı var, ekonomi. Çünkü çarşıda, pazarda ha, pahalılık insanların ceplerini yakıyor ve dayanılmaz bir boyuta varmış durumda. Siz e, hem uluslararası finans çevrelerini bilen hem de ekonomi konusunda uzman olan Sayın Selin Böke'yi gölge kabinenizde bu konuyla ilgili görevlendirdiniz. Ayrıca e, saygınlığı olan e, bir e, başka bilim insanını Yalçın Karatepe'yi hazine ve maliyeden sorumlu e, Gölge Bakan e, yaptınız. Acaba siz iktidar olsanız bu ekonomiyi nasıl düze çıkartırsınız? Bunun ipuçlarını verir misiniz bize? Tabii. Şimdi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Birincisi şöyle çok basitçe Gölge Kabine'den bahsetmek isterim. Konuşacağımız mevzu. Ben e, bu seçim atmosferi Kurultay atmosferine girdiğimizde biliyorsunuz çok özenli bir dil kullanmaya, polemik yapmamaya ve kavga etmemeye, kimseyi üzmemeye ve partinin sırtına yük olacak hiçbir tartışmanın içinde olmamaya söz verdim, gayret ettim ve bunu başardığımı düşünüyorum. Çünkü ben şunu biliyordum, cumartesi genel başkan olacağız, pazartesi günü Cumartesi günü yaşanan veya o süreçte yaşanan şeylerin sırtımıza yük olmaması lazım. Ben de olsam Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da olsa pazartesi bu partiyi bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı yönetecek. Bu yüzden ben hep meseleyi Cumhuriyet Halk Partisini Türkiye'nin yönetilen en iyi kurumu haline getirme sözüyle başladım. Nasıl tüzük değişiklikleri yapacağımı. Nasıl Tüzük değişiklikleri önereceğimi, benimsediğimizi, program meselesine, yeni bir program çalışmasına ve kurultayına nasıl yaklaştığımızı anlattık. Ve dedik ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 50 yaş altında bir genel başkanı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisine baktığınızda üç şey göreceksiniz dedim ben. <laughs> Birincisi, gençler göreceksiniz. İkincisi, kadınları göreceksiniz. Üçüncüsü, örgütümüzü göreceksiniz. Bugün bu sözü tutabilmiş olmanın kıvancı gururu içindeyim. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri ki çok haksızlığa da uğradılar. Neler neler söylendiler. Asker delege dediler. Bir takım olmadık çağrışımlar yaptılar. Ama onlar geldiler ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk kurultayında. Hangi bilinçle? Cumhuriyet'in birinci yüzyılının ilk kurultayının Sivas Kongresi olduğu bilinciyle çok önemli bir görevi büyük bir olgunlukla yaptılar. Benim şu anda geçtiğimiz pazartesi günü de yeniden parti meclisi toplantımız var. Başkanlık edeceğim. Geçtiğimiz günlerde başkanlık ettiğim parti meclisinin yaş ortalaması 43 Uğur Bey. Dün akşam başkanlık ettiğim gölge kabinenin yaş ortalaması 46, MYK'mızın yaş ortalaması 46. Ve gölge kabine ee, tabii Türkiye'de bir iki dillendirilmiş, bir iki görevlendirme yapılmış ama bu ciddiyetle ele alınmış, duyurulmuş, partinin genel başkanı tarafından ilan edilmiş ve dünyadaki örneklerine denk gelecek şekilde tam kabineyi karşılayan bir şekilde hiç yapılmamış. Öncekiler zaten ya söylem düzeyinde kalmış ya da çok kısa sürede unutulmuş gitmiş. Ben 17 bakanlık ve bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı pozisyonuna karşılık 18 görevlendirme yaptım. Bu 18 görevlendirmenin 9'u kadın 9'u erkek. 9 kadın 9 erkek. AK Parti'de bu rakam 17'ye 1. O bir de aileden sorumlu bakan. Yani diyor ki kadına sen ekonomiden, dış politikadan, sen örneğin işte aklınıza gelebilecek herhangi bir alandan, milli eğitimden, çalışma ve sosyal güvenlikten anlamazsın. Senin yerin aile diyor. 17 erkek, 17 bıyıklı erkek biz bakanlıkları yaparız. Sen git aileye bak. Kadının işlerine bak. Kadın olarak aileden sorumlusun. Senin yerin evin. Mesajını veriyor. Biz 9 kadın 9 erkeği görevlendirerek bir eşit temsili de e, hayata geçirdik. Burada yaklaşırken süreç şöyle bir şey vardı. Ben bu kurultayı kazanmayı çok istiyordum. Kurultayı kazanırken Delegeden oy almak için parti meclisine koymayı söz verdiğiniz, hele hele MYK'ya koymayı söz verdiğiniz bir kişi karşılığında bazen onlarca delegeden oy almanız mümkün. Ama ben bu partiyi çok iyi yönetmek de istiyordum. Ve partideki eksik alanları görüyordum. Dış politikanın genel başkan yardımcılığı düzeyinde yönetilmemesini. Ekonomide Sayın Faruk Öztürk'ün parti sözcüsü ve ekonomiden sorumlu olduğu için Türkiye'nin sıcak, gergin, polemik gündeminin, çok polemik yaşanan gündeminin parti sözcüsünü meşgul edip o yönüyle öne çıkarıp ekonomi konuştuğu zaman Faik Öztürk CHP sözcüsü şu konuda dedi, yani CHP'nin ekonomi kurmayından çok sözcü ağzıyla olduğunu. Sayın Seyidi Sayıkböke'nin genel sekreterlik makamında o işle e, ekonomiden sorumlu olmadığı noktada ben buraya önemli bir hamle yapmamız gerektiğini düşünüyordum. Sadece bu değil, dış politika ve ekonomi değil. Örneğin milli savunma, ne kadar önemli? Yani üstümüzde Ukrayna-Rusya savaşı, Rusya ile S400 meselesi, F35 krizi, F16 talebi, aşağıda Mavi Vatan, Kıbrıs, Libya, Münisel Ekonomik Bölge Anlaşması, doğuda Ermenistan, Azerbaycan, Ege'de 12, Ege'de adaların e, silahlandırılması say say gitmez. NATO İsveç tartışmaları ve hepsinin askeri boyutları. Bu noktada bir milli savunmacının mutlaka partide olması gerektiğini düşünüyordum. Arge Teknofest gençlerin dikkatini çekiyor. Arge teknoloji, inovasyon bunlarla ilgili bir arkadaşımızın ve yine yeşil ekonomi, çevreye duyarlı ama kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, sınırda karbon vergisi bu konularda konuşacak arkadaşlarımız. Ve burada şöyle bir şey geldi aklıma. Yıllar yıllar önce daha siyasete yeni adım attığımda Manisa'nın Ertuğrul Dayıoğlu rahmetli belediye başkanı biz Manisa eşrafındanız o da öyle de iki dedemi de tanır bana demişti ki siyasete girdin hatta ben o zaman galiba eczacı odasında başkanım dedim yok 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 sen siyasete girdin artık dedi böyle gider bu dedi dedi ki bana evlat dedi siyaset insan biriktirme sanatıdır. Dedi. İnsan biriktireceksin. Çünkü dedi. Hayat öyle. Baktım. Dedi ki bir gün bir liste yapacaksın. O listeyi o gün yapamazsın. Bugünden yapıyor olman lazım. Ben hep bu gözle baktım meselelere. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi zaten Selin Sayıkböke hem ekonomi alanında hem de siyasette böyle değerli toplu kayıt altında yazarak çizerek disiplinli ve kurumsal siyaset anlamında çok önemli bir kazanım partimiz açısından. Sayın Yalçın Karatepe Mülkiye'nin dekanı, efsane dekanlarından ve çok önemli bir isim makro ekonomide. Volkan Demir, kurultaya gelmeden bir gün öncesine kadar Galatasaray Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı. Maliye hocası, uzmanlık alanı Kobiler ve ayrıca Mali Müşavirler Meslek Örgütü'nün, Serbest Yeminli Mali Müşavirler'in Turmobun e, mesleğe kabul sınavında komisyon başkanı, komisyon da görevli. Yani bir ayağıyla mali müşavirler, bir ayağı maliye eğitimi, bir ayağı, ayağı kobi. Böyle bir üçlümüz var elimizde. Ayrıca P, PM, ikisi MYK, üçü de MYK düzeltiyorum. PMD ekonomistler ayrıca her birinin arkasında koca birer takım var. Onları da önümüzdeki günlerde takımlarıyla bir yaptıkları toplantılarda, sunumlarda partimiz adına dinleyeceksiniz. Milli savunmada yani ekonomide somut çözüm çok, önerileri mi sunacağız? Çok sunacaklar? birazdan oraya döneceğim ama hmm. bu hani gölge ile ilgili tamam. bilgi bence önemli. Belki oraları da sonra açarız veya arkadaşlarımız gelir açarlar. Mesela milli savunma meselesinde Yankı Bağcıoğlu, emekli tüm amiral, daha 2021 yaşında emekli edilen emekliliği Deniz Kuvvetleri'nde şaşkınlık yaratan, çünkü en üst makama kadar layık görülen, askeri dış politikada da uzman ve NATO'da görev yapmış, Türkiye'de işte askeri ateşeliklerde bulunmuş çok önemli bir isim. O milli savunma politikaları konusunda çalışıyor. Biliyorsunuz Baran Bozoğlu, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı, o ekipte birlikte ikiz görev çalıştıkları derneklerinde bu sürdürülebilir Kalkınma, Yeşil Ekonomi, Gülşah Deniz Atalar. Aynı zamanda bilişim hukukçusu arkadaşımız. ikisini birden görevlendirdik. Gülşah Hanım MYK'da Gölge Bakan olarak temsil ediyor ama birlikte çalışıyorlar. Bunun yanında ARGE'de de daha düne kadar Vestel'in ARGE'sinde çok önemli görevde olan... İsim vermeyin, şirket ismi vermeyin. Ha, tabii tabii zaten şey de yaptık, 40 memleketime şey oldu. Türkiye'nin de 180 ülkeye ihracat yapan bir firması. Hani milli bir tarafı da var. Değil, çok döviz evet. getiriyor. 40 yaşında bir ARGE birim sorumlusunu da inovasyon üzerinden e, biz bilim yönetim kültür platformumuza dahil ettik. Bilim yönetim kültür platformunda mesela Tolga Sağ da var. Arif Sağanoğlu. Çünkü işin kültür sanat meselesi. Bir yandan da yine MYK'mızda Kültür Sanat Bakanlığı noktasında da görevlendirme yaptık. Yani ...pek çok yönüyle parti geçmişte... ...bizim de eksiğimiz... ...hep böyle seçimden seçime koşarken... ...yok referandum, o seçim... ...ölüm kalım seçimi derken... ...eksik bıraktığımız... ...ama vatandaşın çok önem verdiği alanları... ...özenle dolduracak... ...kadroları hazırladık... ...getirdik, görevlendirdik... ...ve hep birlikte çalışıyoruz. Tabii e, sayın... E, ...bakanlarımızın her birisi... ...kendi alanlarında... Gölge kabine görevi yaparak yani bakanın gölgesi, bakanlığın gölgesi kadrolarıyla birlikte yaparken aynı zamanda bir genel başkan yardımcısı sıfatı da taşıyorlar. Örneğin bugün yaşanan maden kazasında 3 madencimiz hayatını kaybetti. İki genel başkan yardımcımız Sayın Deniz Yavuz Yılmaz o konuya da bir kısa değineceğim. Ve Sayın Gamze Taşçıer ikisinin uzmanlık alanları olduğu için Çalışma Sosyal Güvenlik Alanı'na arkadaşımız bakıyor. Ve Deniz Yavuz Yılmaz zaten enerji. enerji. ama madenler konusunda uzman. Zonguldak'tan. Zonguldak'tan arama kurtarma konusunda da ayrıca bir yetkinliği var. Birlikte gittiler. Sabahleyin yedi buçukta bana basın danışmanım kazayı haber verirken benim iki gölge kabine bakanım uçakta uçmuşlardı bölgeye gidiyorlardı. Yani böyle bir şey yapacağız. Örnek bir bakın Bugün akşamüstü dörtte ben hayatını kaybeden madencinin babasına taziye verdim evinden telefonla. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir etkinlikte olacak. Zaten 43 yaşında PM'nin 46 yaşında MYK'nın bu kadar dinamik genç ve iddialı kadroların sadece kurultay salonunda söylemek için değil. Çünkü bu kadar genç olacaksa bana yer yok diyen bir sürü ertesi gün PM seçeceğiz. Bir sürü kurultay delegesini ürkütmüş olabiliriz. Ben bu saydığım isimler yerine hiçbirisinin bir tek delegesi yok. Tanınmıyorlar ki. CHP üyelikleri bile mesela hocaların idari görevde olduğu için dekanımız görevinden ayrıldığı gün partiye başvurdu bilmem ne yaptı falan. Şimdi bu görevlerdeki arkadaşlar yerine 10'ar 15'er delegeden alsan 90 delege daha rahat kazanırım seçimi. İkinci tura kalmam. Veya genç genç deyince belki ya ben PM'ye gireyim diye birçok şey ya Özgür gelirse beni listeye almayacak deyip oy vermemiş de olabilir. Ama bir 100 yılın değişimi diyorsanız 100 yıl önceki büyük cesaretin hiç olmazsa birini göstermeniz lazım. Ve başka bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca şunu söyleyeyim. Ben bir liste yaptım. Listeminde başına Özgür Özel'in anahtar listesi yazdım. Yani hatasıyla sevabıyla benim dedim bu liste. Listemden 52 kişi seçildi. Bir başka liste vardı. O da denge ve denetleme ismine de bayıldım. Hani muhalefet edeceğiz diyorlar. Bir gün önce seçimi kaybetmiş. Muhalefet edeceğiz ama denge ve denetleme diyorlar. 8 arkadaş da oradan girdi. Uğur Bey benim listeden giren 52 kişinin %30'una görev verdik. Karşı listeden giren 8 kişinin de %50'sine, 4'üne görev verdik. Yani ben bu salondan birlikte çıkacağım derken gerçekten samimiydim ve gerçekten 81 il başkanını dinleyeceğim dedim. İlk gece toplantı yapacağım dedim. İkinci tura kaldı sabah 5. Başkanlar uyumazsa ertesi gün olmaz. Saat 9'a kendilerini çağırdım. Kahvaltıya. Bana yakın başkanlara Whatsapp'tan yazdık. Bana süreçte beni çok üzen bey, belki yüzüme bakmakta zorlanacak olanlar vardı. Çok ağır laf eden. Hepsini gecenin üçünde kendim telefonlardım. Mutlaka seni bekliyorum dedim. Ertesi sabahta dedim ki isim vererek şu başkan, bu başkan, bu başkan Manisa başkanı Ferdi Zeyrek kadar bana yakın bundan sonra. Bu anlayışla bu partiyi kucaklayıp, bu anlayışla bu partiyi bütünleştirip, bu anlayışla bu partiyi bir başarıya koşturmam lazım. Parti içi iktidar kolay, iktidarım şimdi. Önemli olan Türkiye'deki iktidar. Ve son sözüm, sonra ekonomi detayına mutlaka konuşalım. Çünkü halkın gündeminde Birinci madde ekonomi, ikinci madde ekonomi, üçüncü madde ekonomi. Zaten esas mesele de bu ekonomiyi nasıl iyi yöneteceğimizi ve nasıl iyi yapacağımızı bu inancı. Yani ekonomiden sonra bir genel başkan atayıp geçmekle değil de meseleyi bu ciddiyetle ele alarak. Bir beş dakikamız var reklamlardan. önce. bu ciddiyetle ele alarak bakmak gerekiyor. Bundan sonraki bütün sürecimizi, bundan sonraki bütün sürecimizi de bu ciddiyetle yürüteceğiz, yöneteceğiz. Bir e, ben daha Haziran ayında ilk kez Sözcü Gazetesi'ne manşet olduğunda tutumum şöyle söylemiştim. Değişim kararlı ama vefalı olmalı diye. Ben il başkanlarıma Sayın Genel Başkan'a nasıl vefa göstermemiz gerektiğini anlatıyorum ve diyorum ki benim eksik bıraktığımı siz söyleyin yapacağız. Milletvekillerim için de onu söylüyorum ama başka bir şey de söylüyorum. Vefa bir kere görevdeki genel başkanı olmaz. Hani vefamızı gösterelim, yeniden seçelim falan. Bana da bugün kimse vefa göstermesin. O başka bir şey. Vefa önceki genel başkanı olur. Şunu, 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 şu dikkatle yapmalıyız. Bu ciddiyette olmalıyız, onu söylüyorsun. Ama esas vefa nedir? Esas vefa Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Deniz Baykal'ın, Bülent Ecevit'in, İsmet Paşa'nın ve Atatürk'ün partisini iktidar yaparsan işte onlara vefayı o gün göstermiş oluruz. Anıt kabir defterini CHP'li bir cumhurbaşkanı imzalıyor mu kardeşim 29 Ekim'de? Al sana vefa. Bence Kemal Bey'e de sorsan, rahmetlilerin hangisine sorsan vefa nedir demek benim partimi iktidarda görmek der. O yüzden doğru bir yola çıktık. İnançlı bir yola çıktık. Hep birlikte bütün gücümüzle, bütün gayretimizle, bütün fedakarlığımızla çalışacağız. Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. İsmet Paşa'nın partisini, Karaoğlan'ın partisini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini iktidar yapacağız. Buna mecburuz böyle yaklaşmak durumundayız. Ekonomi? Biraz önce söylediğim Sayın Karatepe'nin makroekonomi konusunda inanılmaz bir hinterlandı. Zaten kendi çok önemli birikimleri, deneyimleri var. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni üç şekilde göreceksiniz. Bir, İktidarın açıkladığı ekonomik program, orta vadeli program, bütçe şimdi bütçe geliyor. Bunlara Cumhuriyet Halk Partisi teknik düzeyde en iyi muhalefeti, yapıcı muhalefeti, eleştirel muhalefeti, yön gösteren muhalefeti yapacak. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını ya keşke bu bakan gerçekten bakan olsaydı diyen kişileri göreceksiniz. Görmeye başladı insanlar. Karatepe'yi, Yalçın Karatepe'yi Sayın Dekan'ı gördüğünde, onun eleştirilerini, önerilerini gördüğünde, ya bu CHP bu, bu ülkeyi yönetir. Diğer taraftan Volkan Demir'i gördüğünde maliyenin başında bol, olsa hakikaten mali disiplini sağlar. Bunu dedireceğiz. Yönet, CHP yönetebilir algısını ortaya koyacağız. Ekonomideki yaptıklarımızda. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Kobi'de göreceğiz. OSB'de, OSB yönetimlerinin sorunlarını dinlerken göreceğiz. İhracatçının krediye ulaşma sıkıntılarını dinlerken, dile getirirken, çözerken göreceğiz. Çözümüne katkı sağlarken göreceğiz. CHP'yi esnaf odalarında göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni esnafın dükkanlarında göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni pazarda göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi pazardaki fiyatı da eleştirecek. 25 lira domates mi olur? Gidip onun yerinde kaç lira olduğunu da gösterecek. O zincirdeki o faiş artışın bütün sorumluluk zincirini de ortaya çıkaracak. Ulaşım sorunu, doğru planlamama, doğru ürüne yönlendirmeme, teşvik eksiklikleri veya işte ithal tohum sorunları, tarım alanındaki eksiklikler. Bu hafta, ben geçtiğimiz hafta Hatay'daydım. İlk Toparlarsanız reklama gireceğiz. O zaman şöyle, Hatay kısmını çünkü ekonomi boyutundan sonra. ele almak Reklamlardan istiyorum. Reklamlardan sonra. Reklamdan sonra söyleyeyim. Söylemek istediğim şu. Bundan sonra CHP'yi gördüğünüz yerde hem etkin, yetkin hem enerjik sadece mecliste, sadece kürsüde değil sahada, tarlada, sokakta göreceksiniz. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Sayın Özgür Özel'le özel, özel röportajımıza kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Sayın Özgür Özelle özel, özel röportajda karşılıklı sorularla, cevaplarla bir söyleşi yapıyoruz. Ve reklamlardan önce e, ekonomi bağlantılı Hatay, e, ekonomi ve deprem bağlantılı Hatay gezinizde kalmıştık. Oradaki gözlemlerinizi aktaracaktınız. Buyurun. Ee... İlk yurt içi seyahatimi, ziyaretimi hataya yaptım, söz verdiğim gibi. O şundan oldu. İlk gittiğimde hataya e, o istemek için gittim. E, i̇l başkanlığı çadırda duruyor ve o hatayın ki bir süredir bir, bir a, birkaç aydır gitmemiştim geçince önce kendimden utandım. Dedim ya biz bu hatayın bu halde olduğunu unuttuk, kendi derdimize düştük. Kendimden utandım. Sonra gittim. Mikrofonların başına geçtim. Çünkü ben depremden sonra her iki buçuk ay falan sürekli deprem bölgesindeydik biliyorsunuz. Çok yoğun bir şekilde orada bulunduk. Özellikle ilk 40 gün aralıksız deprem bölgesindeydik. Mikrofonların başına geçtim. Dedim ki 80 ilde siyaset yapılabilir ama burada siyaset yapmayacağım. Hiçbir şey konuşmayacağım. Bir tek şey söylüyorum dedim. Bu partinin birinci genel başkanının sözü Hatay benim kişisel meselemdir demişti. Bundan sonra Hatay'ı unutturmamak Özgür Özel'in kişisel meselesidir. Hatay bundan sonra benim kişisel meselem. Son genel başkan olarak bundan sonra demiştim. Kazandık. Mazbata'dan bir gün önce Manisa'ya gittik. Annemin babamın elini öptüm. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, baba evine, baba ocağına gittik. Helallik aldık. Oradan Mazbata'yı aldıktan sonra da Hatay'a gittik. Ekrem Başkan'la beraber. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem sonrası Hatay'daydı. Önümüzdeki günlerde Mansur Başkan'la birlikte Kahramanmaraş'a gideceğiz. Ve gittiğimde de yine dedim Atatürk'ün olduğu gibi Hatay bundan sonra benim kişisel meselem. Sizi hep gündemde tutacağız. Sizin vesilenizle de bu davetiniz sayesinde burada yine Hatay'ı konuşma imkanı oldu. Hatay'da ne var? Bir, Hatay depremin ilk günlerinde çok geç gidildi Hatay'a. Bundan dolayı çok kırgınlar. Ve Hatay'da hala kalkmayan enkazlar var. Halen naaşlara erişiliyor. Kaç ay sonra. Ve Hatay'da söz verilenin onda biri kadar, onda biri kadar sadece sözleşmesi yapılmış. Bazısının temeli kazılmış, bazısı yükselmiş. Onda biri kadar konut var. Yani depremin birinci yıl dönümünde oyu bana verin evinizi alın diyen Tayyip Erdoğan bugün sözleşmesi gibi bir mucize olsa 4 ay içinde veya işte 2 ay 3 ay içinde bitse bile on depremzededen dokuzu sokakta çadırda konteynerde Bu sırf Hatay'da değil Osmaniye'de de oran farklı değil Maraş'ta da değil Adıyaman'da da değil Malatya'da da değil Malatya'da da daha enkaz kalkmamış durumda falan. Bir boyutu bu evsizler. İkincisi nitelikli bütün içkici göç etti. Fabrikalar ayağa kaldırılmaya çalışılsa çalışacak. Nitelikli iş gücü yok. Üçüncüsü çok inanılmaz eğitim ve sağlık sorunları var. Ayrıca tarımda berbat bir durum var ve düşünün ki depremden sonra turizm yok artık. Atay inanılmaz bir turizm merkeziydi. Ne için? Tüm e, semavi dinler için anlamlı bir yer. Bütün dinlerin bir arada yaşadığı sokaklar, kilisenin, havranın, caminin, bir bahçeye açıldığı sokaklar inanılmaz hem kültür turizmi açısından Haruklu inanç turizmi açısından kendi. muhteşem. Evet. O yok artık. Sanayi yok artık. Olabilecek tek şey tarım. Tarım o kente gelir getirecek. Ve gittik. Erzin'e gittik. Dört Yol'a gittik. Hatay Merkez'e gittik. Ben böyle bir şey görmedim. Bir deprem daha olmuş. Ne olmuş? Hatay 1.6 milyon ton üretim yapan Hatay'ın ürününün yüzde 40'ı dalda kalmış. Ve düşünün 1 lira pahalıya satsalar 1.6 milyar para gelecek. Toplama maliyetini kurtarmıyor. Mandalina özellikle limon ve portakalda narenciye limon ve mandalina da inanılmaz bir sorun var. Portakalda da tehlike çanları çalıyor diyorlar. Öyle bir şey ki Hatay'dan alıp İstanbul'a götürmenin o mazot maliyeti yüzünden öyle bir fiyat var. Toplatmak o kadar pahalı ve işçilik artık o kadar zor durumdaki insanlar narenciye dallarda kalmış. Tabii döndük ben hemen milli eğitimden sorumlu, tarımdan sorumlu, sağlıktan sorumlu ve ulaştırmadan sorumlu. Kavşaklarda 35 dakikada bir kavşak geçiliyor ulaştırmada büyük sorun var. Gölge kabine bakanlarımızı hataya yolladık. Arkadaşlarımız gittiler, geldiler, rapor yazdılar. Öneri. Mutlaka bunun toprak mahsulleri ofisi tarafından bu narinciğinin alınması lazım. Alırlar mı? Dediler ki vallahi bunlar almaz. Alırsa bizim büyük şehirler alırsa belki aman CHP bir şeyler yapıyor diye onlar da gelir alırlar. Sağ olsun yerel yönetimlerden sonra genel başkan yardımcımız büyükşehir belediyelerimizden bir kontak kurdular. Ankara başta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere büyük şehirlerimiz girişimlerde bulunuyor. Şimdi o dalda kalan Narence'yi, zedenin dalda kalan Narence'sini İstanbul'daki ve büyük şehirlerdeki yoksul ailelere ulaştıracağız, alacağız. İnşallah bir rekabet olacak. Tayyip Erdoğan diyecek ki ya ne yapıyor bu eyvah falan hadi toprak mahsulleri ofisi alın bütün malları diyecek. Biz o malları geçen sene başka ürünlerde olduğu gibi kurtaracağız diye ümit ediyoruz. Yani hem ekonomideki sorunu görmek hem de müdahil olabilmek anlamında da böyle Hatay konusunda Hatay örneğinde olduğu gibi bunu bundan sonra bakanlarımız gölge kabine pek çok meselede yapacak. Ama Türkiye'de tarım, iş gücü, ulaştırma maliyetleri, akaryakıt maliyetleri ki ulaştırmayı etkiliyor, üretim sırasındaki akaryakıt maliyetleri, enerji maliyeti, kuraklık ve yanlış planlamalar yüzünden Türkiye gibi bir tarım ülkesi, işte geçmişte hep söylenirdi kendi kendine yetebilen az sayıda ülkeden biriyken, dışarıya muhtaç kaldığı için, hayvancılıkta öyle olduğu için, kendi vatandaşımızın tarım yapabilme, hayvancılık yapabilme imkanları da ortadan kalktığı için, süt fiyatlarının paritesi 0.9'lara kadar düşüp de 1.5 olması gereken parite 0.9'lara düşüp, süt inekleri kesildiği için, Bugün çok büyük bir sıkıntının, çok büyük bir cenderin içindeyiz. Ekonomide esas mesele elbette ülkeyi büyütmek. Ama Türkiye büyürken bile toplumun belli bir kesiminin milli gelirden aldığı pay hep düşüyordu. Özellikle yoksulların, artık orta direk yok herkes yoksul. Yani eski orta direk yoksul yoksullar derin yoksulluk içinde, derin bir yoksulluk içinde. Ve bu süreçte Türkiye'de artık bambaşka bir siyasi anlayışın gelip Türkiye'yi büyütmesi, Türkiye'yi kalkındırması, ekonomiyi ayağa kaldırması ve bölüşüme müdahale etmesi gerekiyor. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir Türkiye yerine artık büyümeden geniş kitlelerin pay alması gerekiyor. Akça paylaşım. Akça paylaşım artı artı bir de bir mevzu var. Şimdi gitgide fakirleşiyoruz. Bunu söyleyen seçmene şunu söylemem gerekiyor. Sizin tercihiniz. Nasıl olduğunu şöyle anlatayım. Seçmene kafa tutuyor değilim. Ama şöyle anlatmak lazım. Bu ülkenin kurucusu ülkeyi batılılardan kurtardı sonuçta. Geldiler ve Türkiye'yi işgal ettiler. Fransızlığından Yunanına emperyalizmden emperyalizmden mücadele etti ve büyük bir kurtuluşu başardı. Sonra kuruluşla bir cumhuriyet kurdu. Kendisi kral olabilirdi. Dolmabahçe'de padişahlık yapabilirdi. Amerikan tipi başkan olabilirdi. Cumhuriyet kurdu. Parlamento kurdu. Parlamento, parlamenter demokrasinin ilk tuğlalarını koydu. İlk adımlarını attı. Önce parlamento hükümeti, meclis hükümeti kurdu. Devamında da parlamenter sisteme geçildi Türkiye'de. O düşmanları batıdaydı. Ama memleketin yönünü de yine batıyı gösterdi. Muhasır medeniyetleri yakalayın geçin dedi. Onun gösterdiği tarafta bilim var, onun gösterdiği tarafta güçlü hukuk devletleri var, onun gösterdiği tarafta güçlü parlamentolar var, güçlü yargı var. Bugün için baktığınızda onun işaret ettiği yerde örneğin Avrupa Birliği var. Ortalama geliri 45 bin dolar Kim Macaristan 12 bin dolarla veya yanılmıyorsun pardon 19 bin dolarla aşağı çekiyor. Birçok ülke aşağı çekiyor. Hani senin benim Atatürk'ün tarif ettiği muhasır medeniyetler 55-60 bin dolarlardı. Ortalamaları 45 bin dolar. Diyor ki hani kaptan geminin kaptanı kaptan diyor ki rota batı bir yön değil batı. Batı o, o günün çağdaş uygarlığı olduğu için o. Doğuda olsa doğuyu gösterir. Rota batı diyor yakala geç. Hedefini oraya koyarsan 60 bin dolarlığın peşinden koşuyorsun. Onu yakalayıp geçmeye çalışıyorsun. Onun gibi yaparsan olacak. Güçlü bir parlamento, bir hukuk devleti, bilime kuvvetler saygı, kuvvetler ayrılığı, bilim kuvvetler ayrılığı bilim insanına saygı, bilime yatırım, insana yatırım, Basını gençlere özgürlüğüm. yatırım, her türlü özgürlük o getiriyor zenginliği zaten ve. 45 bin dolar ortalaması hedef 60 bin 65 bin. Şimdi bir kaptanı var geminin son kaptanı şu an milletimiz takdir etti geminin kaptanı Recep Tayyip Erdoğan. O diyor ki döndürdüm diyor geminin istikametini bat doğuya. Şangay ben diyor Avrupa Birliği'ni ne yapacağım zaten attırdı kendini yani müzakereler durdu ve bir daha ilerlemesi mümkün değil. Sen bu kadar hukuka ayaklar altına alırsan an anayasada yazan Anayasa Mahkemesi'ni hiçe sayarsan zaten seni kapısından sokmazlar. Yönü çevirdi batıya. Diyor ki Şangay işbirliyor Örgütü. O da bir seçenek. Ortalama gelir 4500 dolar olur. Şimdi esas mesele burada. Yani esa domates 25 lira olur mu diye bağırıyoruz. Ya domates 25 lira olur da Almanda da bakarsan domates 25 liraya denk geliyor. Senin de gelirin bugünkü maaşının 10 katı olur. Esas mesele. Esas mesele senin gitmeye çalıştığın yer 4500 dolar. 45 bin dolar. Burası 4500. Türkiye bir ara işte 12 bin dolarlar dedi 8 bine düştü. 9 bin dolar 10 bin dolar. Türkiye Tayyip Erdoğan'ın dediği yere giderse bunun yarısı kadar daha fakirleşeceğiz. Herkes öyle yapsın hesabı. Maaşın aynı kalacak domates 50 lira olacak diye düşün. Ama bu tarafa gidersek yani Atatürk'ün gösterdiği istikameti yönelecek olursak o zaman ya 25 liralık domates 2,5 liraya düşecek bugünkü maaşınla diye düşün. Ya da yine domates 25 kalacak maaş 10 kat artacak diye düşün. Asgari ücretin 120 bin lira olduğunu düşün. Yani şimdi ütopik geliyor ama aradaki fark bu. Ve enflasyonun Tabi Tabii enflasyon eksi olacak. Evet. Yıl, ya bütün dünyada aynı sorun var dediler. Avrupa'da 7 Amerika'da 9 oldu enflasyon. Adamlar takır 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 enflasyona karşı faizi doğru ayarladılar. Enflasyon hop döndü hepsinde. Bizimki faiz sonuç değil sebeptir dedi. Zorla düşüreceğim dedi. Bizim enflasyon gerçek enflasyon yüzde iki çıktı, yüzde yüz seksenlere çıktı. Bunların Tayyip'i üzmeyen istatistik grubunun hesabıyla bile 80'lerden döndü. 60'a çıktı. Yine yukarıya gitti. Ki enflasyon düşüyorken fiyatlar azalmaz. Enflasyon sıfır olursa fiyat sabit olur. Eksi ise azalır. Enflasyon 86 değil 60 olduğunda seneye bir mal 100 liradan 180 değil 160 olacak. Yine artacak. O yüzden şimdi hepsi birden diyorlar ki 2026'da tek haneli enflasyon. Tayyip Erdoğan 2023'te tek enflasyon demişti. 2024'te tek haneli enflasyon demişti. En son 2025 demişti. Şimdi 2026'ya çekti. Bu şu demek? Daha 3 sene fiyatlar en az işte diyelim ki dediği gibi olsa 60 40 20 ve sonra tek haneliye düşse 100 liradan 140 160 200 yani bugünden 2 kat yine fakirleşeceğini diyor sana. O yüzden Herkes hesabını buna göre yapacak. Yönü batı olmayanın, Avrupa Birliği'ne girmek tamıyor hedefi olmayanın ki bu gençlerimize dünyanın en güzel ülkelerine vizesiz dolaşım imkanını da yaratacak. Yine hedefi hukuk devleti olmayanın, hedefi bağımsız bir yargı ve bağımsız bir basın olmayanın cebinde para olmuyor. Çünkü öyle olursan, iyi yönetilirsen hem sana yabancı yatırım geliyor, hem ucuza kredi alıyorsun hem herkes seninle birlikte olmak istiyor seni içlerine alıyorlar kendi seviyelerine çıkarıyor bakın şimdi hızla o fakir ülkeleri yani yeni katılanları yükseltiyorlar Tayyip Erdoğan bu kavgaları yapmasaydı havai fişekleri gündüz atıyorlardı 2000'lerin başlarında bunları yapmasaydı 2004'teki niyetinde olsaydı bizi kandırdığı insanları kandırdığı niyetini sürdürüyor olsaydı bugün bu sıkıntıları çekmiyor olacaktı. Peki. Ee, Sayın Özel, insanlar genellikle mutsuz. Mutsuzluğun temelinde de işte bu hayat pahalılığı, ekonomik güçlükler e, yatıyor genellikle. Ayrıca liyakatın e, ötelenmesi, liyakata önem verilmemesi. Gençler de e, hem mutsuz hem de umutsuz. E, umut olarak yurt dışını görüyorlar. Bakıyorsunuz eğitimin kalitesi süratle düşüyor. Türkiye'nin ilk 500'e giren üniversitesi neredeyse yok dünya ölçeğinde. Ayrıca son zamanlarda Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarındaki durumları görüyoruz. Korkunç. Hem yemekler son derece kalitesiz, hem yetersiz. Ayrıca bir de asansör faciasında bir kız öğrencimizi kaybettik ama Sayın Bakan'a göre hiçbir asansör düşmedi bu yurtlarda. Acaba sizin gölge kabineniz gençlik ve spor diye bir Tabii. çalışma içinde mi? Gençlik Spor Bakanımız var. Adı Sevgi Kılıç. Yaşı 30'un altında bir hukukçu arkadaşımız. Ee, Genel Başkan Yardımcımız. Ve böyle ben atom karınca diyoruz. Çok çalışkan bir arkadaşımız. Hatta bugün gelirken bana şöyle bir yol haritamız var. Uygun görüyorsanız aksiyon alacağız diye, harekete geçeceğiz diye yazmış. Ben de Baktım uygundur dedim, eline sağlık dedim. Son yazışmalardan bir tanesini sevgiyle yaptık. Ee, bir kere şöyle, ilk başta söylediğiniz mesele şu. Dünyanın en güzel ülkesindeyiz. Bütün dünyanın hayal kurduğu, üzerinde hayal kurduğu bir ülkedeyiz. Tatil hayalini de burada kuruyorlar, emperyalist hayalleri de burada kuruyorlar. Toprağında da, göz topraklarımızda da gözleri var. Tatil yapmak için de gözleri burada. Ama bu ülkenin, güzelim gençleri dünyanın diğer ülkelerinde hayal kuruyor. İşte bir ülke için esas beka sorunu budur. Hani beka sorunu, beka sorunu diyorlar ya. Beka sorunu budur. Tabii. Özellikle gençlerin, bakın bazı istatistikler okuyoruz. Bazı yorumlamalar. Mesela gençlerin dörtte üçü, dört gencin üçü bavulları kafada toplamış. Fiziken toplaması an ve imkan meselesi an ve imkan. İmkanını bulduğunda gitmek istiyor. Ve o imkanı bulduğu an valizi gerçekten toplayacak. Valizlerin dörtte üçü kafada toplu. Yani bugün hepimizin, hepimizin, hepinizin AK Partili, MHP'li, HDP'li, CHP'li, İYİ Partili ailelerin. Bütün çocuklarını düşünün. Yüz çocuğun yetmiş beşi valizleri kafada, kafada toplamış. Belki çocuğumuzu yıllarca işte 3-5 yıl sonra kalkacak gelecek tatile anneciğim babacığım öpeyim elini diyecek. Bu kafadalar. Bu kadar büyük bir beka sorunu olamaz. Her şeyin altından kalkarsın. Yetiştirdiğin evladının hem psikolojik olarak kötü bir şey. Bütün o emek emek büyüttüğün evladının gidip de başkasının ekonomisine katkı sağlamasını, başkasının ülkesinde mühendislik, diş hekimliği, doktorluk yapmasını senin kaynağın gidiyor. En önemli kaynak insan kaynağı. Genç iş gücü, genç insan kaynağı. Böyle bir noktadayız. O yüzden gençlik politikaları çok önemli. Şimdi geldiğimiz noktada yurtlar niye böyle? Bir kez meselenin adını düzgünce koyacağız. Yani tanımı doğru yapacağız. Bugün geçen geçtiğimiz yıllarda düşmeyen asansörler pat pat niye düşüyor? Asansörle öldüremediğimiz çocuğu yemekten zehirleyeceğiz. Bugün daha Sevgi'nin notunda okudum. Gaziantep'te herhalde ama hata payımı affedin. Bir, o Gaziantep adam araçta bir yurtta yemekten izmarip çıkmış. Dün bir başka. Yani çıktı. gıda terörü aldı başını gidiyor Olmaz zaten. ve ikide bir de zehirlenme işleri. Bunlar niye oluyor? Bir, asansör neden düşüyor da iki şey söyleyeyim. Bir... Eskiden makine mühendisleri odası denetim yapıyordu. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü TUMOB'un üyesi bunu alıp özellere verdiler. Oralarda denetim olması gerektiği gibi değil. Birincisi bu. Bunu bir, bir kenara koyalım. Esas mesele yurtlar normal bir odada dört kişiydi. Barınma sorunu pandemiden sonra işte o hazırlıksızlık deprem falan Ne yaptılar? Yurtları Dörtlüyü sekiz yaptılar altı sekiz. Ne oldu? Kapasite iki katına çıktı. Asansör neye göre? Yarıya göre. Bir, iki kat kullanılıyor asansör. Denetim de düzgün değil. İki, bekle bekle bir kişi daha bir de tuttu Aydın'daki birisi döndü dedi ki 14 kişi girince asansöre çok kişi bitmişler. E tamam böyleyse de sen o ölen veya kaza geçen çocukları suçluyorsun da sensiz sorumlu. O yurdun kapasitesinin iki katı insan var. Ve bu ülkeyi yönetenler bundan sorumlu. Ve asansörde iki kişi de olsan düşer. Neden? Normalin iki katı çalışıyor asansör. O ona göre planlanmamış. O yurtun sayısı ona göre değil. Peki neden yeterli yurdumuz yok? Esas işin adını burada koyalım dediğim kısım bu. Köprüyle övünüyoruz. Otoyolla övünüyoruz alt geçitle, üst geçitle, betonun her türlüsüyle övünüyoruz. ile övünüyoruz. Boş, lüks evler dolu İstanbul'da. Bu Toki niye yurt yapmadı? Bu ülkede niye barınma sorunu var? Mesela üniversitenin binasını yapıyoruz da yurdu niye yapmıyoruz? Niye yapmıyoruz Uğur Bey? Şeriatçıların, bir takım cemaatlerin, tarikatların kucağına gençleri itmek için yapıyoruz. Bu tespiti yapmadan bu meselenin arkasından dolaşmamak lazım. Sen Cumhuriyet yurtlarını yapmadığın için sen dün FETÖ'nün senelerce ne istedilerse verdik etle tırnak gibiydik diyordun. Bugün o cemaatin bu cemaatin yurtlarına gençleri imkansızlıklar ve çaresizliklerle itip orada kendine 18 yaşında gençlerin beynini yıkamak, 18 yaşındaki gençleri orada vicdanen borçlandırmak. Neyse adı ve onları kazanmak için bir kirli stratejinin ürünüdür bugün yurtlarda yaşananlar. Eğer bu ülke her şeye para buluyor, imkan buluyor, o betona her şeyi yapıyorsa, o TOKİ ne isteniyorsa, TOKİ okul yapıyor, TOKİ cami yapıyor, TOKİ zengine lüks konut yapıyor, orta gelirliğe yapıyor, düşük gelir seviyesine yapıyor, TOKİ bir tek yurt yapmıyor arkadaş. Daha doğrusu Yıllarca Toki'ye bu yurdu yaptırmadılar bile istiyor. Bunu görmek lazım. Buna itiraz etmek lazım. Buradaki sorumluluğu görmek lazım. Yemekte de aynı şey var. Neden? Bu ekonomik zorluklar, o kalabalık, o ayrılan bütçeyle en ucuza yapan firma, en ucuza yapan firma günahları boynuna ama birçoğunda geçtiğimiz dönemlerde Manisa milletvekilimiz Tur Hanım da gidip bir yerde tespit yapmıştı. Manisa'da bir başka yerdeki yurtta veya askeri yanlış olmasın tespit şu en ucuza en ucuza derken tarihi en yakın ürünler ucuza satılıyor gidiyor alıyor tarihi geçiyor depolarda falan olmadık gıda zehirlenmeleri bilmem neler o yüzden meselenin kendisini doğru yerden okumak lazım ekonomik sıkıntı kötü planlama kötü niyetli barınma sorununu çözmeme buraya getiriyor sevgilin yazdığında tüm bunları doğru bir yerden okuyan gençlik kollarımızla birlikte bu yurtlara ziyaretlerde bulunan milletvekillerinin gittiği sorunu dikkatle üzerinde durduğu bir yerden bakacağız. Çağrımız başta makine mühendisleri odası, gıda mühendisleri odası gibi TÜMOP'un ve özellikle akademik meslek odalarının, tabip odalarının mutlaka devreye girmesi, onların hızla yurtları elden geçirip bağımsız denetim yapıp eksiklikleri söyleyip bunların giderilmesi. Anladığım meslemesi. kadarıyla muhalefeti sadece siyasi partilere Bırakmamak, bahsettiğiniz meslek örgütleri, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Ziraat Odaları Birliği gibi sivil toplum kuruluşları gibi yapıların da bu muhalefet sürecine dahil olmaları gerektiğini söylemek istiyorsunuz. Ben aslında devleti yönetenler, devlet insanı gibi davransalar bu yapıları derhal göreve davet etsinler diyorum, kapıları açsınlar. Gıda mühendisleri baksın bu zehirlenmeler neden oluyor? Tabii ki vaka bazında araştırılıyor. Savcı bırakmaz peşini yani umuyorum bırakmaz. Orada da yandaş bir firma çıkacak arkadan. Yine başka şeyler dönecek. Ama genel olarak testi kırılmadan gıda mühendisleri gönüllü olarak yaparlar. Gıda mühendislerinin odası, Türkiye Mühendis Mimarlar Odası'nın çok etkin bir anlayışı var. Tabip odaları, makine mühendisleri odası, herkes yurtların depreme dayanıklılığı için her yönüyle herkes seferber olabilir. Yeter ki kapılarınızı açın. Gelin deyin. Ben ayrıca bu meslek örgütleri kamu kurumu niteliğinde oldukları için bu meslek örgütleri kendileri de inisiyatif almalıdırlar. Müdahil olmalıdırlar. Talepte bulunmalıdırlar. Kapılara dayanmalıdırlar. Bence artık yani mutlaka yaparlar. Çok saygı duyduğum bir meslek kolu, meslek örgütü ama makine mühendisleri artık bu yurtlardaki ...asansörleri doğrudan denetleyip... ...reysen gidip denetleyip... ...kendine göre bilip denetleyip... ...engel olurlarsa onu da görsün vatandaş. Bu işe bir bakmak lazım yani. Siz genel başkan olduktan sonra... E, ...küskünleri de e, kazanmak amacıyla... ...bir e, çağrıda e, bulundunuz... ...bir açıklama yaptınız. E, örneğin... E, ...Bolu Belediye Başkanı... ...Sayın Tanju Özcan'ı... E, ...partiye kazandırabileceğinizi söylediniz. İstediğinizi söylediniz ama... Bir taraftan da Sayın e, Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmem icap edecek. Sorarım dedim. Evet. Sorarım. Ya Bunu dediniz. da bir istismar, Şimdi bu istismar ettiler. Şöyle yorumlandı. Yani siz eğer her konuyu e, genel başkanınıza soracaksanız o devam etseydi siz ne diye seçildiğiniz gibi yorumlayanlar oldu. Ee, belki orada maksadını aşan bir ifade kullanıldı. Yok yok ifade maksat kullanıldı. çok net de evet. yani şöyle tabii maksat çok net. Ben bir kere önceki genel başkanlara bir şey danışmak da öyle utanılacak bir şey değildir de onu da söyleyeyim. Ben Murat Karayalçı'na da Altan Öğmen'e de Sayın Kılıçdaroğlu'na da takıldığım yerde danışırım. Ben yalnız kaldığımda diyorum ki bir CHP genel başkanının bilmesi gerekip benim bilmediğim ne varsa bana anlatın. Çünkü... Mesela bir milletvekilinin bilmediğini söylemek kolay. 5000 tane önceki dönem milletvekili var Türkiye'de. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem genel başkanı dört tane var hayatta. Allah uzun ömür versin hepsine. Amin. Sağlık versin. O konu o değil ama. Konu şu. Tanju Özcan partiden niye ihraç edildi? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapmış olduğu bir takım davranışların saygı sınırlarının ötesinde olduğu değerlendirildi. Parti terbiyesine uygun olmadığı değerlendirildi. Belki onu şöyle söyleyebilirdiniz. Şöyle yani e, disiplin kurulunun e, kararına bir göz atacağım. Hayır, Eğer hayır. orada bir hakaret yoksa. Hayır, tam tersine şunu söylüyorum. Şu anda biz af çıkarıyoruz. Affediyoruz. Ve diyoruz ki başvursunlar affedelim. Disiplin kurulu kararlarını ortadan kaldırıyoruz. Ona bakacağım değil. Tanju Özcan bu partinin önceki genel başkanını kırdı. Benim bu partinin önceki genel başkanına Tanju Özcan'ı affetmeden önce ona bu konuda sayın genel başkanım böyle böyle bir şey olmuştu. Bu konuda siz ne dersiniz demem benim parti ahlakımın gereğidir. Ayrıca Tanju Özcan'ın kırmış olduğu bir iki arkadaşımız daha var isimlerini vermeyeyim. Sayın genel başkanı aradım bu arada. Arayacağım demiştim ya aradım. Ne dedi? Sayın genel başkan takdir sizin dedi. Zaten sayın genel başkan geçmişte de kurultay öncesi hani yetişmedi ama o da 100. yılda bir affı öngörmüş ve hatta Bolu e, il başkanımızın ziyaretinde kurultay sonrası bu işin çözülebileceğini ayrıca helalleşme yapmış, işaretini vermişti. vermişti. Sayın Genel Başkanımıza dedim. O dedi ki onun bana bir şey oldu yani Tanju Bey'le konuş belli noktalarda görüşme yap o bana kalsın hani benim bana önerisini B bunu öneririm dedi ve kendisi bir hani kin gütmediğini ve uygun olacağını söyledi. Ama dedi bunu dedi şu şekilde yaparsanız daha da iyi olur dedi. Ayrıca iki arkadaşımıza daha tweet atmış. O iki arkadaşımızdan da telefonda görüştüm sade genel başkan değil. Çünkü onların hukuku. O iki arkadaşımız da milletvekili şimdi. Onlara da dedim onlar da dediler ki biz bir belediye başkanı partiye dönmek istiyorsa önünde engel olmayız. Ama hani ona da yakışan şöyle bir tutum içinde olursa bizim için de iyi olur parti için de olur. Şimdi Tanju Başkan'la onu konuşacağız. Sonra da işte pazartesi günü PM var. Ben önceki genel başkanımın hani bir koltuk atma hadisesi uzun süre zihinlerde kaldı. O davranış kendisine yapıldığı için benim parti ahlakım gereği önceki genel başkanımı arayıp bu affa ne dersiniz demem. Ve o derse ki deseydi ki uygun olmaz ben orada Sayın Genel Başkan'ın kararını uyardım. Bu partiyi Özgür Özel Kemal Bey'e mi soracak her şey değil her şey değil bugüne kadar bir tek bu kararda sordum ama yarın tıkandığımda telefonun ucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması Altan Öğmen'in olması da utanılacak bir şey değildir ben öyle bu, bunlar kompleksli işler kompleksli işler hatta şunu söyleyeyim bakın bir şey söyleyeyim bizim arkadaşlarla böyle kavga ediyoruz ben diyorum ki parti binalarına benim fotoğraflarımı asmayın önceki 12 genel başkanımızın birlikte fotoğrafını ben partinin 8. genel başkanıyım ama parti kapalıyken kurulan partilerden tutun da e, shp CHP CHP protokolle birleşti. Genel başkanlar her iki partinin genel başkanlarıdır. de ona kadar hiçbirini dışarıda bırakmadan Atatürk başta olmak üzere İsmet Paşa başta olmak üzere genel başkanlar adım. Dedim. dedim ki bunları asın. Çünkü benim içim ezilir. Kemal Bey'in fotoğrafı kalksın. Özgür Özel'in fotoğrafı gelsin. Dedim ki bütün genel başkanlarımızın bir ortak fotoğrafı Kemal Bey'in de olduğu asın. Benim de fotoğrafımı aslayın dedim. Hatta dedim ki Birlikte il başkanıyla sarılarak kadın kolları, gençlik kolları gülen fotoğraflarımız varsa bazı masalarda görüyorum. Masanıza koyun, duvara onları asın. Benim kravatlı somurtan böyle bir lider fotoğrafıma gerek yok. Bizim aman efendim liderliğini mi tartış? Benim arkadaşlar. İki buçuk haftadır olur da olmazdı. Neyse arada bir şey de anlaştık artık. Mecliste yan odada Tayyip Bey'im var. Burada senin nasıl olmaz? Meclise bari bunu yapma. Hadi meclise Böyle şey, yine de şöyle bir fotoğraf yani kravatlı şey değil de güler yüzlü bir fotoğraf ama şey, iller içinde dedim ki il başkanlarımız da çektirdik bunları alsın. Meselenin kendisi şu, bir lider fotoğraf astırmakla lider oluyorsa vay o partinin haline. Lider dediğin yaptığı işten lider olur. Ürettiği işten lider olur. Yaydığı sevgiyle lider olur. inançla katabildiği arkadaş sayısı çok olursa lider olur. Yoksa ne fotoğrafla ne de bir telefon açmakla sayın genel başkanım bu konuda ne düşündünüz deyip de liderliği kaybediyorsak sen zaten lider olmamışsın. O yüzden ben bu tip kompleksleri hiç yakın yere koymam ama şöyle de olmuş burada bir de bazı il başkanlarımızı rahatlatayım. Beni dinleyen partililerimiz açısından partililerimiz bazı gidiyorlarmış Özgür Bey'in fotoğrafı nerede? E ben asmayın dedim yollamadım yani fotoğraf yollamadım. Nasıl asmazsınız? Siz değişime karşı mısınız? Hala mı inatlaşıyorsunuz? Öyle bir şey yok. İl başkanı bulsa asacak ben yollamadım. Şimdi bir yazı yazdık. Benim böyle şeyler istemediğimi genel başkanlarımızın fotoğrafını falan yine de Selin Hanım ve bizim bazı arkadaşlar şeyle bazı fotoğraflarımın da linklerini koydular. İsteyen de onu asıp uygun gördüğü masasına duvarına falan koyacak ki partiler kızmasın. Tabii bir alışkanlığı terk etmek kolay değil. Ama Modern dünyada gelişmiş sol sosyal demokrat partilerde falan sol yapılarda kalmadı artık böyle lider fotoğrafları. Birisi yapacaktı bunu. Ben yapayım dedim. Ama tabii kolay değil yerleşmiş şeyleri ortadan kaldırmak. Peki geçenlerde Kadıköy'de Süreyya Operası'nda e, soprano e, soprano e, Pervin Çakar ve ünlü İtalyan piyanist e, Paolo Villa'nın ...dinletisine katıldınız. Hedep Van Milletvekili e, Sayın Pervin e, Buldan da e, katıldı. Daha sonra sahnede sanatçı e, Çakar'ın elini öptünüz. Bu iktidara yakın gazetelerde ve yayın organlarında e, Kürt Devleti kurmak isteyen, kurulmasını isteyen, Türkiye Cumhuriyeti'ni işgalci olarak gören kişinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı elini öptü şeklinde manşetlere taşındı. Ayrıca bazı gazetecilerde de sizin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne şimdiden yerel yönetim seçimleri için manşet verdiğinizi, fotoğraf verdiğinizi öne sürdüler. Ama genellikle entelektüel çevrelerde bundan dolayı size yapılan Sosyal medya linçlerini ve yayınları ırkçılık olarak değerlendirdiler ve faşizan bir girişim şeklinde nitelediler. Bugün de ODTV'nin TV'nin özel haberinden öğreniyoruz ki Pervin Çakar 2013 yılında Adalet ve Kalkınma Partili Beyoğlu Belediyesi tarafından yılın opera sanatçısı seçilmiş. Bu biraz ironik tabi. Ne düşünüyorsunuz? Bir kere şimdi Devlet Bey de kızdı geçen gün. Neden şey yapıyorsunuz diye işte o kadına. Kızacaksa Tayyip Bey kızacak önce. Beyoğlu Belediyesi şey. Ya Pervin Çakar TRT Kürdi'de en çok çıkan, tek çıkan opera sanatçısı. Şimdi Pervin Çakar öyle ise neden TRT Kürdi'ye? Devletin televizyonuna çıkarıyorsunuz. Yani o hesap sorulacaksa oradan sorulsun. Kaldı ki ben Pervin Çakar'ın Kürdistan ifadesini, Türkiye Kürdistan'ı falan dememiş. Pervin Çakar'ın Kürdistan ifadesini Tayyip Erdoğan da kullanıyor Irak Kürdistan'ı diye. Orada kurulan işte Rojava Anayasası, orada kurulan mesele ona devlet demesi bunu pek çok yurt dışında, yurt içindeki e, siyasetçi bunları söyledi falan. Tayyip Erdoğan da Irak Kürdistan'ı diye de bir bölge tanımlıyor. Burada da o isimle ağırlıyorlar falan. Ben Pervin Çakar'ın şeyine nasıl gittim? Ben Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy dedi ki, Belediye Başkanı Kadıköy Belediye Başkanımız dedi ki böyle böyle bir konser var. Çok ünlü bir soprano. Ben de o gün tesadüf İstanbul'dayım. Ne için? Metin cenazesi için geldim. Allah Ayrıca, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hrant Dink'in anmasına katıldım. Daha doğrusu protesto, karanfil koyduk. O karardan dolayı serbest bırakıldık. Katil. Şerdil Dara dedi ki hatta böyle şeyle başkanım dedi, genel başkanım Böyle böyle bir şey var. Sezgin Bey'in de yakını, Sezgin Bey çok hatta hanımefendi Sezgin Bey'in de elini sıktı gördüğünde. Sezgin Bey de gelecek. Gelmeyi düşünür müsünüz? Dünya çapında bir opera sanatçısı. İstanbul'dayım hatta ailemle falan gidecektim sonra... <laughs> kızımın şeyinin damı aktı Didem sularla uğraşırken gidemedik ben yalnız gittim. Şimdi ben bir gün önce söylendi böyle böyle var gelir misin gelirim dedim. Sonra P Pervin Bulda'nın da geleceğini söylediler, bilgi verdiler. Dedim olur yani birlikte izleriz. Ne var bunda? Millet oyunu vermiş parlamente Pervin Hanım benim yan yana gelebileceğim birisi değil. Bir kere oy verenlerine saygımdan. Ayrıca kendisinden de meclis başkan vekilliği yaptı partisinin eski genel başkanından önce. Biz sayın başkanım diye MHP'liler, AKP'liler hürmet gösterdiler. Arkada birlikte yemek yedik. Yani biz AKP'nin, CHP'nin, MHP'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin grup başkan vekillerini çağırır başkan. Her hafta olmasa da mutlaka veya her gün olmasa da haftada bir gün birlikte masada yemek yiyoruz. Kim kimi kandırıyor bilmiyorum. Devlet Bey'in haberi yok muymuş veya Tayyip Bey'in haberi yok muymuş? Grup başkan vekilleri mesela Süreyya, e, Sırrı Süreyya çağırıyor. Daha bu hafta yemek yediler, geçen hafta yemek yediler o yönettiği oturumlarda. Biz geçtiğimiz dönem Nimetullah Erdoğmuş'un ısmarladığı yemeği bir masanın etrafında işte Sayın Erkan Akçay'la Sayın e, e, Bülent Turan'la beraber ben HDP'nin grup başkan vekili, İYİ Parti'nin grup hep birlikte o masada yemek yiyoruz biz. Kim kimi kandırıyor? Pervin Buldan başkanlık ettiği oturumda Sayın Başkan o söz vermeden konuşamıyoruz biz. Bugünlerden yani şimdilerde veya geçen haftada oldu bu gelecek hafta da olacak. Ama mecliste şey opera da aynı salondayız. Aramızda da koridor var. Çünkü benim partimin protokolü bana uygulanıyor. İl başkanım bir yanımda, belediye başkanım bir yanımda. Pervin Hanım'ın partisinin protokolü de ona uygulanmış. Ben çıktım çiçek vermeye. Zaten büyülendim konserden. Muhteşemdi gerçekten. Muhteşem. Almanca söyledi, İtalyanca söyledi, sonra Kürtçe söyledi. Muhteşemdi yani. Çıktık, çiçek vereceğiz. Çok da tasarladığım bir şey değildi. Elini uzatınca böyle sanatçıya duyduğum saygıdan bir de böyle yani Atatürk'ün, Cumhuriyet'in değerleri böyle bir sanatçıya ve sanatına duyduğum saygıdan nezaketle elini öptüm. Ben sanatçının elini öptüm. Vay 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 bana diyorlar pişman mısın? Duvar gazetesine de dün bir gazete daha vardı ona da Cumhuriyet'te herhalde söylüyorum. Hiç pişman değilim. Yarın olsun yine aynı konsere giderim aynı eli öperim çünkü ben orada bir sanatçıya saygı. Ha bir de kime? Kürtlerin gurur duyduğu bir Kürt sanatçıya. Ne var bunda? Gurur duyuyorlar. Dünya ayrıca, çapında bir ayrıca ayrıca var. E, Sayın Çakar, e, Pervin Çakar e, sanat siyaset üstüdür demiş. Evet, evet. Yani ya orada gemişte. Orada bizim yapmaya çalıştığımız. Şimdi Pervin Çakar çıkıp da orada savaş çığırtkanlığı yapsa ben salonu terk ederim. Pervin Çakar işte kan aksın, gözyaşı aksın Pervin Çakar söylediği şarkılardan bir tanesi deprem için bir ağıt. Kendinin de gözleri doldu, salonun da gözü doldu. Yanımda da Sivaslı olan il başkanım anlattı ki bu geçmişte Erzincan depreminde, Büyük Erzincan depreminde, Erzincan sınırının dibindeki ilçenin yerle bir olması üzerine yakılmış bir ağıt ve onu dünya cenneti bir sopranonun ağzından dinledik. 6 e, Şubat'ta hayatını kaybedenlerin anısına diye söylüyor. Bizim ölen bizim Kürt Türk Alevi sünni ayırmadan söyledi. Öbür taraftan da barış dedi, kardeşlik dedi, dostluk dedi. E, savaş dese, çatışma dese, terör dese lanetleyeceğim kendisini. Barış dedi diye alkışladım. Kardeşlik dedi diye alkışladım. O yüzden hiç benim böyle komplekslerim yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. AK Parti'nin majestelerinin e, majestelerinin muhalefet partisi değilim. Ondan bir tane milliyetçi buldular. Bir tane sosyal demokrat dedi diyen kendine kendi partisinin isyanıyla demokratik sol partiyi de alıp oturtturdular. Ben majestelerinin muhalefeti dedim, Halkın muhalefetiyim. Bu halkın Kürdüyle, Türküyle halkı selamlıyorum. Alevisini, Sünnisini, Çerkezini ayırmadan selamlıyorum. Ben tüm renklere saygılıyım. Tüm kültürlere saygılıyım. Pervin Çakar benim de onurumdur, gururumdur. Dünyada bütün İtalya'da, Almanya'da, Avusturya'da, Avusturya'da dünyanın dört bir Türkiye pasaportlu bir ve bir Kürt bu coğrafyadan çıkmış sanatçı olarak salonunu ayakta alkışlıyorsa artık bu meseleyi de bu kadar yapın. Bunun üstüne yapılan hakikaten bir ırkçılık yani. Şimdi e, rejiden arkadaşlarımız e, reklamlara 10 dakika var. Ondan sonra programımız bitiyor şeklinde konuştular onu da bitirmeyi planlıyorduk Fakat bu söyleşi çok güzel gidiyor daha soracağım çok ciddi sorular önemli sorular var Onun için bizden sonra başlayacak olan programın değerli ekran yüzleri, Sevgili İsmail Saymaz ve Ersan Şen hocamdan ya bir kere daha İsmail rica ediyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Onların hoşgörüsüne böyle çok bir 15 dakika Hoşgörüsüne ondan. sığınarak bir 15 dakika bilemediniz yarım saat uzatabiliriz. <laughs> Reji de ona göre reklamları ayarlasın. Evet, evet biz devam ediyoruz şimdi. Ee, siz eee Süreyya Önder'den bahsettiniz. Bir an Hakkını teslim şey edelim. Son derece keskin esprileri var. Tabii. Geri geldiğinde hepimizi güldürüyor. Hem de Müjdat Gezen e, bayılmış e, bazı esprilerine e, ve e, asık yüzlü meclis yönetimine yeni bir hava renk getirdi. O bakımdan kendisini de e, kutluyorum açıkçası. Şimdi Müjdat Gezen'in bir sorusu var. E, diyor ki acaba Sayın Özel... Benim ona bir sorum vardı biliyor musunuz onu? Müjdat Gezer'in 62. sanat yılını kutluyorlar. Bana dedi, ben de çok uzaktayım. Nerede? 62 olmasın? <laughs> yok, 62. <laughs> 62. Geçen seneydi veya ondan önceki sene. O kadar ha, Antalya'da Yörük Festivalindeyim, Yörük çadırlarındayız falan. O sırada e, çok sevgili Gökmen Ulu aradı. Özgür Başkan dedi böyle böyle şeydeyiz. E, 62. şeyini kutluyoruz. Siz davetlisiniz, gelemiyorsunuz. Bir video yollar mısınız? Bir sürpriz yapayım. Ben de Müjdat Gezen'e sordum. Ya millet 62'den tavşanı zor yapıyor. Siz 62 yıldır nasıl sanat yapıyorsunuz diye. Öyle bir video yollamıştık. Müjdat abinin çok hoşuna gitmiş. Hep kul İyi benim. ki var sevgili İyi Müjdat. İyi ki var ya. ya evet, Müjdat evet, Gezen. Evet. Allah ee, uzun ömür versin. Amin, Sağlıklı ömür amin, versin. Gülsün amin. güldürsün. Tabii tabii. Tabi. Ee, onun sorusu da şu. Eğer kurultayda kaybetmiş olsaydınız bir B planınız var mıydı ve neydi? B planı çalışmaktı, parti için çalışmaktı. Kurultay'da da söyledim. Ben partinin evladıyım dedim. Pazartesi sabahı dedim ama tabii o hani çok semboliktir. Eve giderdim. Çok özlemiştim evimi. 60 günde iki kez gittim. Bir eve giderdim. Bir annemin babamı yine elini öperdim. İşte Didem'i görürdüm. Bir gün orada geçirdim. Giderdim kızımı görürdüm. Çarşamba günü. Hatta yok grupta yok denmesin diye salıdan sonra giderdim. Salıda gruba giderdim. 2-3 gün Manisa, İstanbul ondan sonra gelirdim. Yerel seçim gündeminde genel başkan o gün seçilen genel başkan Kemal Bey ile ikimiz yarıştığımız o gün. ne görev verirse onu yapardım. Ben partinin evladıyım. Ben 2019 seçimlerinde 60 günde 41 ilde 247 aday tanıttım. Zaten ondan sonra da hiç bırakmadım. Nereden çağrılırsam gittim. Yine otobüsün üstünden inmezdim. Elden mikrofonu bırakmazdım. Bana değer veren herkese partinin başarısı için çalışmayı öğütlerdim. Yani orada bir şey zaten aksi düşünülemez yani. B planım da buydu. Şimdi e, Mayıs ayındaki seçim yenilgisi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde müthiş bir moral çöküntüsü yarattı. Hatta o boyuta vardı ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılmadığı takdirde, devam ettiği takdirde sandığa gidip oy kullanmayacağız diyenlerin oranı bir hayli yüksekti. Sizin genel başkan seçilmenizden sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenindeki bu moral çöküntü yerini umutlanmaya bıraktı mı? Ayrıca sizin bir hedefiniz var. Yüzde 35 e, oy oranını yakalayıp iktidar olmak gibi. Bu konudaki stratejinizi ve gözlemlerinizi paylaşır mısınız? Şimdi birincisi şu ee, bir kere bu kurultay bana dünyanın bütün liderlerinden şimdi tebrikler geliyor. Herkes demokratik bir yarışla bir lider değişiminin bir sol partiye yakıştığını ve Türkiye'de halen demokrasinin ve parti içi demokrasinin olmadığını gösterdiğimizi vurgulayan çok önemli mesajlar var. Ee, dünyaya gösterdik bunu. Bu buradaki 1366 e, bir düzeltiyorum 1366 kahraman kurultay delegesinin demokrasi zaferidir. Bu kurultayın kazananı parti. Süreç gösterecek ki kazananı Türkiye. Kaybedeni yok bu kurultayın. Bu kurultaydan kimse kaybederek çıkmadı. Bir kere bunu görmek lazım. İki bu coşku dalga dalga Türkiye'ye yayılıyor. Şimdi bugün bir sunum aldık ama pazartesi günü abonelerine yollanacak bir anket şirketinin o yüzden isim vermeyeyim, abone ayıp olmasın ama... Anket şirketi derken sormak zorundayım. Güvenilir bir çok, anket çok, şirketi. Çok çok çok. Zaten aboneleri var ve AK Parti'de abone, biz de aboneyiz. Türkiye'nin bütün kurumları abone. Ve şey birisine anket yapan bir şirket değil. Aylık olarak yapan bir şirket. Orada %78 oranında sandal küskünlüğün ortadan kalktığını yani geçen ay ben %78. oy vermeyeceğim diyen zaten sahada bu çok açık görülüyor. Yani izleyen herkes zaten 81 il başkanı şey diyor. Yani daha Erzurum'da pazar günü 110 genç partiye katıldı. Canlı bağlantıyla oldum. Hatta 10 tanesi Atatürk Üniversitesi eczacılıktan genç kadın meslektaşlarım. Diyor ki Özgür Başkan baba evine çağırdın geldik diye el sallıyorlar bana. İzmir Aydın Efeler ilçe başkanlığımızdan 3 tane genç üniversite öğrencisi gelmişler. Partide çalışıyorlar. Baba evinde vizeye çalışıyoruzdur deyip beni etiketleyip paylaşmışlar. Hala beğenilerim arasında var. Her yer 81 il başkanı üye katılımında patlama var diyor. Hatta şunu söyleyeyim. 14 Mayıs'tan beri üye kaybediyorduk. Kurultay'dan sonraki hafta durdu. Şimdi kaybettiğimiz kadar kazanmaya başladık. Dönmeye mi başladı? Dönmeye. En sevindiğim şeyi söylüyorum. Yeni kayıtların sunumda örgütten sonra genel başkan yardımcısı Ensar Aytekin sundu. Yüzde yetmiş beşi otuz yaş artı genç kadın ve erkek üyeler. İlk kez böyle bir şey oluyor. Yani bir umut var ve gençlerden bir yönelim var. Bunu biz bunu artık bir kampanyaya dönüştüreceğiz. Baba evine çağırıyoruz herkesi. Özellikle gençleri. Çünkü gençler çok üzüldüler ama şimdi çok heyecanlandılar. Bu büyük bir umut dalgasına dönüşüyor. Bizim işimiz bu dalganın üstüne partimizi o, oturtup partimizi bu dalga ile birlikte yükseltmek ve partimizin iyi bir yere gelmesini sağlamak. İyi yöneteceğiz, gençlerle yöneteceğiz, kadınlarla yöneteceğiz, vefasızlık yapmadan, yaşlıları veya belli bir deneyimdekileri itmeden, hepsinden yararlanarak ama çok koşarak, çok çalışarak çok iyi şeyler yapacağız. Müthiş bir heyecan var, sokakta var. Yani e, Özgür Özel aynı Özgür Özel. Yani ben bir ay önce de uçağa biniyordum benle ilgili bir şey değil. Kolektif bir inançla ilgili bir şey. Uçağa biniyorum alkış kopuyor. Kıbrıs uçağına bindim alkış koptu. İzmir uçağına bindim alkış koptu. İnanılmaz bir heyecan var. Arkadaşlar diyorlar yani her yerde Özgür Başkan'a selam değişimi iyi oldu şu. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sahiplenen ona da vefa gösteren bizim heyecanımıza katkı veren müthiş bir coşku var. O yüzden bir ve bütün halinde Cumhuriyet Halk Partisi çok iyi bir yere doğru gidiyor anketlerde de bir takım hani şu olduk bu olduk demeyeceğim. Çünkü heyecanın verdiği bir yanılsamaya kurban gitmek istemem. Yani anketli cevaplayanlar çok heyecanlı olabilir. Duyguların çok yüksek olduğu günlerde yapıldı. Ama muhalif seçmende bir toparlanma var. Muhalefete olan inançta toparlanma var. Muhalefetin başaracağına, CHP'nin başaracağına olan inançta büyük bir toparlanma var. Rakamlar haftaya dökülür. Onu belki yayınlarda İsmail Saymaz çok yakından takip ediyor ve köşesinde yer veriyor. Mutlaka verecektir. Ee, önümüzdeki hafta tabii yayınlandıktan sonra. Ee, İsmail İsmail Saymaz adeta bir haber fabrikası gibi çalışıyor. Ee, öyle. Siz... Ee, yani üç vardiyalı, non-stop, hiç durmadan üreten bir haber fabrikası gibi çalışıyor. Şimdi tabii hani siz onların rol modelisiniz. Sizin gibi bir doğayan gazeteciyle aynı çatı altındalar. Onlar da e, sizlere layık olmaya çalışıyor. Ben İsmail Bey'de Sözcü'nün, Sözcü TV'nin yazarları, çalışanları, bütün ekip gazetecilik ahlakına sa sarılarak çok önemli bir heyecanlı habercilik yapıyorlar. Ben de çok yakından öyle. severek Hakikaten takip ediyorum. Öyle. Ve ben zor sözcüde, bir dönemde yapılıyor bu iş. Sözcü'de çalışmak gerek gazetede gerek sözcü televizyonunda çalışmak e, bu mesleğe gönül veren herkesin bence rüyası olmalı benim hayatımda çalıştığım en özgür, kendimi en özgür, belki dünyanın bir başka yayın organında da yaşanmayacak bir özgürlük halet ruhiyesi içinde, psikolojisi içinde ve o güvenceyle çalışıyorum. Gerçekten iyi ki Sözcü Televizyonu, Sözcü Gazetesi var diyorum. Şimdi yerel seçimler öncesinde örgütlerde bir kafa karışıklığı var. Siz e, ön seçim dediniz, temayül De, yoklaması telaffuz ettiniz. E, belediye başkan adaylarını nasıl belirleyeceksiniz? Birincisi, şunu söyleyeyim. Bunun cevabını reklamlardan ha, reklam sonra alalım. Ben geriye itildi sandım. Tamam, tamam, en önemli kısma geldik. Sevgili seyirciler, en önemli kısma geldik. E, o nedenle e, bizi mazur görün, bir e, kısa reklam aramız var. Reklam arasından sonra sorularımız... Devam edecek. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni başkanı Sayın Özgür Özel e, özel röportajın konuğu. Sayın Özel reklamlara girmeden önce size Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde bir kafa karışıklığı olduğunu sizin kurultayda ön seçim e, temayül yoklaması gibi e, ifadeler kullandığınızı söylüyorlar ve Merak edilen konu şu, siz belediye başkan adaylarını belirlerken neye dikkat edeceksiniz? Nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Şöyle, birincisi e, sadece söylemedik. Değişimin 100 yılı, 100 yılın değişimi başlığıyla delegelerimizin evlerine de yolladığımız kurultaydan tahmin ediyorum 3 hafta önce kurultayda da dağıttığımız, ilk Kongre'de dağıttığımız kitapçığımızın 51, 52, 53. sayfalarında bir takım partiyi nasıl yöneteceğimize ilişkin taahhütler var. O taahhütlerden bir tanesi de ön seçim. Milletvekilliği seçiminde işte şu anki tüzüğe göre en az yüzde 85 ama ittifak yapınca yapmayabiliyorsun diye bir kaçamak var. O ön seçimi uygulayacağımızı zaten söylüyoruz. Belediye seçimlerinde de, belediye meclis seçimlerinde de ön seçim temayül yoklaması diyoruz. Şimdi belediye seçiminde şöyle kafa karışıklığı dediğiniz husus şu. Ben şunu söyledim. Ön seçim yaparsak 48 gün kala bitiyor seçime. Aday fotoğraf çektiresiye, otobüs giydiresiye, işte kendi kampanyasını başlatışı 35 gün kalıyor. Ve bu yeterli bir süre değil. Onun için örgütümüze güveneceğiz dedim. Ama bu ilk kısmını bazıları alıp böyle belki kötü niyet de yok o kadarını izledi falan. Ön seçimden vaz mı geçti? Benim dediğim şuydu. Örgüt denetiminde ön seçim yapacağız. Bunun adı temayül yoklaması da deniyor. Ama dedim ki sonuçlarına uyacağımız, birinci çıkanı atayacağımız. Tabii tek başına bu bir yöntem olamaz. Bunu il başkanları, ilçe başkanları da zaten kabul etmiyor. Çünkü her bölgenin kendine özel bir durumu var. Çok klasikleştiği için anlatıyorum. Örneğin Alaşehir ilçesi seçimden bir buçuk yıl önce geçen seçim bize geldi. Bir arkadaşı ikna edersek bu seçimi biz alırız dedi çok sevdiğimiz bir diş hekimi arkadaşımızı ikna ettik. Bütün örgüt ve kendisi aday oldu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ve belediyeyi MHP'nin elinden alarak da belediye başkanımız şimdi. Bir başka yerde örneğin Akisar'da 6 adayımız vardı. Örgüt dedi ki ön seçim yapmazsak başarılı olamayız. Yaptık. Yani temayül yoklaması yaptık. Sonucuna uyduk. Şimdi orada Besim Dutlu'lu belediye başkanımız. İlki Ahmet Öküzcü Yani Çok da başarılı. Örgütlerin kendi yerel dinamiklerini biliyorlar. Ama biz ne yapacağız? Bir, şimdi yarından itibaren hatta bunu ilk kez bu kadar net açıklıyorum sizin programınızda. Şöyle bir şey olacak. Birincisi elimizdeki belediyelerin tamamında anket başlattık. Büyük şehirlerimizden başlayarak anketler yapılıyor. Şu anda haftaya pazartesi sahaya çıkacak anketörlerimiz. İster büyükşehir, ister il, ister ilçe olsun e, anket yaptığımız yerde belde boyutunda anket olmuyor zaten. 2000 kişiye soracağım. Beldede de 2000 kişi var falan. Ama ister il, ister ilçe boyutunda olsun, ister büyükşehir olsun. Halkın gönlünde olan bizim de gönlümüzde. Çok net. Bunu hep söyledim, yine söylüyorum. Yani seçildiğinden ileride olan, partinin oyundan ileride olan, halkın gönlünde olan belediye başkanlarımızı tekrar da yapacağız. Değişime direndi cezalandıralım ya da değişimden yanaydı ödüllendirelim bu hayır bu öyle bir kıstas yok. Ben yerel yönetici kamu görevi yapıyor. Parti içinde onu yapmış bunu yapmış meselesine takılırsan halka haksızlık. Halkın memnun olduğunu göstereceğiz. Memnun olmadığını değiştireceğiz. Birincisi bu. İki kazanma ihtimalimizin çok yakın olduğu yerler yine anket ve kazanma ihtimalimizin uzak olduğu yerler. Bizim sistemimizde şöyle bir şey var. Başvuracak kişi sayısı diyelim ki 8 kişi 10 kişi başvurdu. Bu 10 kişiyi önce ankete sokacağız. Bu 10 kişiden birisi sivrildiyse tek başına seçimi kazanıyorsa ilçe örgütümüze il örgütümüze de anketimizi göstererek ki 7 firma 7 güvenilir firma çapraz bir anket mi 2 mi 3 mi yapılıyor kim kimi kontrol ediyor belli değil. Anket sonuçları istatistik öğrencileri tarafından denetimde bir insanların denetimde olduğu yer var. Bir de yapay zeka üzerinden de konuşma kayıtları, görüşme kayıtlarını yakalayıp denetleyen bir sistem varmış. Bunların hepsini yani kullanacak. Yani güvenilir ve şeffaf. Kimsenin şüphe duymayacağı güvenilir ve şeffaf bir anket yapılacak. Diyelim 8 aday var. Bunlardan biri öne çıktı. O kazanıyor, diğerleri kazanmıyor. Adaylara ve örgütümüze de söyleyerek o adayı adaylaştıracağız, yürüyeceğiz. Çünkü o noktadan sonra sen diyelim ki kazanamayan birini de sokarda o kazanacak kişiyi geçerse sonucuna uyacağın şey de olmaz. Adaylardan biri açık farklı ve tek başına o kazanıyorsa diğerleri olması aday. Üç aday da birbirine yakın ve yüksek. Üçünü sandığa sokacağız, örgütümüze soracağız. Örgüt denetiminde ön seçim. İki ise iki, üçse üç, dörtse dört. Adaylar, dört aday vardı, dördü de birbirine yakın. Örgütümüze soracağız. Ama biri sivriliyorsa ankette ve ha anketten şüpheye düştük bir kontrol anketi daha yaptırabiliriz. Hani bu kadar fark çıkmaz deniyorsa falan. Açık ara önde olanı koyarız. Kararı biz vermeyiz. İkisi birbirine yakınsa örgütlerimize sorduracağız. Ayrıca da Türkiye'de bütün seçim bölgelerinde aday çıkaracağız. Ve sandığı örgütümüzün önünden kaçırmayacağız. Kazanmamız güç olan yerde olsa örgütümüz karar versin. Bir de şöyle bir şey oluyor. Bir kişi hata yapabiliyor. Bir heyet hata yapabiliyor. Ama üye yapınızda eğer sağlıklıysa ki çok özel hani bazı ilçelerde diyorlar işte çok yığmayı ona bakarız. Ama üye yapınız sağlıklıysa örneğin 13 bin kişi, 20 bin kişi, 50 bin kişi yanlış yapmıyor. Ben buna inanıyorum. Ben 2015 yılında Gittim Manisa'da ön seçime girdim. Detayını anlatmayayım. Kontenjan teklifi dedi falan. Siz yakından biliyorsunuz. Ben üyeye emanet edeceğim kendimi dedim. Türkiye rekoru kırarak beni Manisa'da ön seçim birincisi yaptılar. Tüm zamanların Türkiye rekoru. O Özgür Özel bugün partinin genel başkanı. Ben bugünkü gücümü ön seçime, önüme gelen her sandığa, önümden kaçırılmayan her sandığa girerek elde ettim. O yüzden böyle inanıyorum. Örgüte bir sandık sözü verdik ama örgüt arkadaşlar biz oturduk konuştuk. Buranın gerçekliği bu. Şöyle olması gerekiyor derse ona da kulak verilecek. Yani hayır illa sandık koyacağım. Örgüt diyorsa ki biz bir adayda uzlaştık. Örgüt diyorsa ki anket yapın bizi. Mesela geçen seçim için il başkanımız söylüyor. Mesela diyor ki Ankara Mamak'ta biz ön seçim yaptık diye kaybettik. Örgüt on aday birbirine çok girdi, çok zaman kaybettik. Toparlayamadık diyorlar. Ha bu sefer Yine örgüte soracağız ne yapalım, yöntem ne olsun. Ama zamanında bir anket ve herkesin razı olduğu bir anket çözüyorsa ondan çözeceğiz. Peki. Ama karar verirken niye Özgür Özel versin? Yani Trabzon'un bir ilçesindeki kararı, orada ilçedekiler versin yani. Peki, kurultay öncesinde hatta kurultayda e, önceki genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen başkanlar ve belediye meclis üyeleri vardı. Bunlara karşı tavrınız ne olacak yani hep söylediğim gibi beni destekleyen veya orayı bunlar kamu görevlisi ve işlerini iyi yapıyorlarsa göreve devam edecekler. Ben Özgür Özel'in ya ama şöyle bir şey var. Yani bir arkadaş da, vatandaşta karşılığı yoksa, yorulduysa, yıprandıysa ya da ondan başka birisi de seçimi kazanıyorsa ve orada bir başka tercih olduysa vay efendim ben değişimci değildim, ondan bana bunu yaptı falan deyip de kendini savunmaya geçecekse onu bilmem. Ben halkın gönlündeki kimseyi görevden uzaklaştırmam. Ama başarın düşmüşse bir başkası kazanıyorsa nasıl değişimciler noktasındaki zaten açıktan değişime destek veren belediye başkanı sayısı işte yani İzmir Karşıyaka, Ekrem İmamoğlu dışındaki arkadaşlarımız şöyle bir durdular. Bir de Manisa'nın dört belediye başkanı ilk gün sen ne karar verdiysen orada izlediler. Onun dışında tarafsız kalanlar oldu. Çok açık karşımda olanlar oldu. Seçime inanılmaz müdahale. Taraftar getirmiş bütün gün beni konuşturmamak için. Neler yaptılar, neler? Ya benim bana emeği olan, benim emeğim olan ve belediye başkan adayı gösterilmesinde katkım olan ve bana bunu her fırsatta söyleyen arkadaş gitti delegelerine origami sanatı kağıtları katlatarak oy kullandırdı bana karşı. Ona da şu kadar kırgınlığım varsa ne olsun? Genel başkanlık makamı kin makamı değildir. Genel başkanlık makamı affetme makamıdır. Helalleşme makamıdır. Önüne bakma. Liyakat Cumhuriyet ve başarıya değerlendirme makamı. Cumhuriyet Halk Partisini dikiz aynasına bakarak yönetemezsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi önünüze bakarak yönetirsiniz. Ha arada geliyorlar. Şimdi ilk günler en çok bizim değiş ben bizim e, gülen bizim özel kalem e, Mine Hanım falan getiriyorlar görüşme taleplerini. Tabii çok zor ve şimdi sınırlama getiriyorum onu da söyleyeyim. Salı meclis çarşamba genel merkezde ziyaret kabulü onun dışında yerel seçime çalışma. Bir iki hafta sonra çarşambayı da eksilteceğim sırf salı. Sonra da tamamen yerel seçim çalışması. Bir kez onu söyleyeyim. İkincisi şimdi özel kalemde karşıya görüşme taliflerini getiriyor. Ben ilk günler baktım dedim ki bizim değişimciler uyuyor herhalde yorgunluktan çok çalıştılar. Hep karşımızdakiler geliyor. Talepo, Aa, arada şakalaşıyoruz. Diyor ki o işte çok sevindim diyor. Ya başkan diyorum 8 delega var, 7'si geldi, bir sen gelmedin benimle görüşmeye, bugüne saklamışsın. Gülüşüyoruz, sarılıyoruz, diyorum ki sizden halk memnunsa göreve devam. Yani hiç öyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı kinden, nefretten, öfkeyle olacak bir iş değil. Peki siyasetin bir başka parlayan, muhalif siyasetin bir başka parlayan ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Size de büyük destek verdi. Siz de e, bir e, kardeşlik e, dayanışması içerisinde işbirliği yaptığınızı söylediniz. Hiç de gizlemedik. Evet. İlk günden beri. Evet. Evet, evet. evet. Fakat bu o, birliktelik e, sanki bir eş başkanlık varmış gibi bir algıya da e, dönüşebiliyor. Böyle bir algı da oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kardeşlik hukukunu bir çatışma, bir komplikasyon o, yaratmadan nasıl devam ettireceksiniz? Ya kardeşler nasıl devam ettiriyor? Söyle. Şimdi kardeşlik hukuku tanımlaması bence çok doğru bir tanımlama. Çok içime sinen bir tanımlama. Zaten yaşlarımız da birbirine yakın. Ee, Ekrem Başkan'la biz bugüne kadar birbirimizi hiç kandırmadık, hiç yalan söylemedik. Birbirimizi hiç istismar etmedik. Ve çok açık bir şey söyleyeyim. Ben İstanbul'da, ben İstanbul'da hangi açılış yapılacak? hangi program yapılacak, kim işe alınacak, kim çıkarılacak hiç karışmıyorum. Hiç ilgim yok. Ekrem Başkan da partinin yönetimiyle ilişkili olarak bana hiçbir şey söylemiş durumu yok. Ama şöyle bir gerçek var. Biz birbirimize kulak veririz. Biz birbirimize katkı sağlarız. Biz Ekrem Başkan bir yanlış görüyorsa bana açıp da Özgür Başkan, Genel Başkan'ın burada bir hata var dediğinde ben bunu çok kıymetli görüyorum. Çünkü ben onun aklına, gözüne, vicdanına inanıyorum. Ben görürsem ben de ona uyarırım. Onu savunmak bana, beni savunmak ona düşer. Bunlar ayrı şeyler. Ama Ekrem Bey kendi deyimiyle İstanbul'a mühürlü. Ben de CHP'nin başarısına mühürlüyüm. Sonra birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmaya mühürlüyüz. Hepimiz birden. Ben mesela geçen Ekrem Başkan'ın müthiş yaptığı bir iş var. Eskiden İstanbul'da geçen hafta sonu kadar yağmur yağınca her yeri sel götürüyordu. Üsküdar göl oluyordu biliyorsunuz. Ekrem Başkan hep söylüyordu. Sunum aldık Genel Başkanın başkanlığında. Ben de dinlemiştim Kemal Bey'in başkanlığında. Eee İSKİ pandemiyi fırsata çevirdik dediler. 160 yerde kazı yaptık. Şu kadar kilometre döşedik, bilmem ne yaptık. Hakikaten şimdi yağış oluyor İstanbul'da kıyıdaki hani o dalgaların yarattığı bir şey dışında ne Üsküdar'da, ne Fatih'te, ne Merter'de, ne orada ne burada bir tane ne su birikti, ne baskın oldu, ne sel oldu, ne bir şey oldu. Çok önemli bir şey. E ben bunu anlatmayacağım da kim anlatacak? bu, bu Haftaya da Mansur Başkan'ın yaptığı güzel işleri anlatacağız. Aydın Belediye Başkanımızın yaptıklarını anlatacağız. Belediye Başkanlarımızı görevlendireceğiz, anlatacağız. Her birisi, 11 belediye başkanımız birbirinden kıymetli işler yaptı pandemide. O yüzden mesele bu. Ama biz... Bizi birbirimize düşürmek isteyenler olabilir. Ben genel başkanıma geçmiş Kemal Bey'e saygısızlık etmem, vefasızlık etmem. Ben belediye başkanlarımı birbirinden ayırmam. Ben birileri istiyor diye Ekrem Bey'le didişmem. Benim belediye başkanım, partimin belediye başkanı. Bazı ülkelerde Türkiye'nin adını bilmeyenler İstanbul'u biliyorlar. İstanbul'u ülke, Türkiye'yi başkent sanan insanlar var. Bu kadar önemli bir metropolü, bu kadar namuslu dürüst çalışkan yöneten birisiyle CHP genel başkanı ne derde olabilir? Niye kavga edeceğiz yani? Bu parti zamanında çok kavga etti. Ettiği kavgalardan hiçbir fayda görmedi. Bu parti kavga ederse Türkiye'nin yüzü öne düşer. Bu parti kardeşlik hukuku içinde olursa belediye başkanları birbiriyle, milletvekilleri birbiriyle, milletvekilleri belediye başkanlarıyla kardeşlik hukukunu yükseltirse Türkiye'de iktidar olur, yüz güldürür. Birbirinden uğraşırsa Tayyip Erdoğan'ın yüzü güler. Birbirimizden uğraşmazsak partimizin yüzü güler. Sözlük Televizyonu'nun güzel programlarından biri de değerli meslektaşımız İpek Özbey kardeşimizin moderatörlüğünde iki değerli konuşmacı Erol Mütercimler, Sayın Erol Mütercimler ve meslektaşımız Sayın Nevzat Çiçek. E, geçen akşam o programda Sayın Mütercimler sizden adalarda belediye başkan adayı olarak etnik kökeni Ermeni olan bir yurttaşımızı göstermeniz gerektiğini söyledi. Ve bunun bir soru olarak size yöneltilmesi. Herhangi bir rezervim yok ama adaların belediye başkanının adalarlı olması gerektiğini hep savundum. Örneğin şu anki belediye başkanı çok severim. Cumhuriyet gazetesinde çok önemli görevde bulundu. Çok severim. Dedim ki kendi ilçesine koyun. Ö ...önemli bir başkanı... Hani ...bir ilintili olduğu yere koyun... ...ama adalara, adalar dışından birini koymayın... ...diye söylemiştim... ...kondu, seçilsin diye gittim çalıştım çok... ...benim orada teyzemin kızı Pınar var... ...çok, ya öz teyzemin öz kızı... ...adalar aşığı, hayvan sever... ...hayatını hayvanlara ve... ...böyle adalar vakfetmiş bir diş hekimi... ...mesela o da... ...başta dedi sakın yapılmasın... ...doğru olmaz falan ama o da çok destek verdi... ...adaların müthiş bir ilçe başkanı var... Adalar ilçe başkanımız bütün yükü, bütün tepkileri göğüsledi ve hep birlikte çalıştık ve Adalar Belediyesi'nin kazanılmasına katkı sağladık. Ama ben hep şunu savunmuşumdur, Adalar Belediyesi'nin bir kere Adalar'dan bir belediye başkan adayı olması lazım. Hiç Ermeni'ye nasıl bir rezervimiz olsun zaten Ermeni ise Ermeni, Hristiyan ise Hristiyan, hangi dinden, hangi mezhepten olduğu değil biz onlara körüz. Ama böyle sembolik adımlar atılmasına da hiç itirazım olmaz. Ama hani kimi kastediyor, neyi kastediyor bilmiyorum. Herhalde adalardaki popülasyonu Evet yani ama olabilir. yani bir rezervin bir karşıtlığım asla olmaz. Onu o gözlemde bir bakarız. Peki e, yakın bir gelecekte e, Filistin'e gitmek istediğinizi ifade ettiniz. Gazze'ye gitmek istediğinizi söylediniz. Bugün e, benim 26. Genelkurmay Başkanı e, Sayın İlker Başbuğ'la Sözcü Gazetesi'nde yayınladığım, köşemde yayınladığım bir beyin fırtınası oldu aramızda. Orada e, İlker Paşa da İsrail'in bir terörist devlet konumuna geldiğini gazze nedeniyle ifade etti. Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi birincisi İlker Paşa'ya çok selam... Ee genel kurmay başkanımız Türkiye bir genel kurmay başkanını tutuklama hatta ağırlaştırılmış müebbet iki kere müebbete yani ellerinde ip olsa asacaklardı. Bunu yaptı. Bu ayıbı yaşadı. Biz o sürece çok yakından tanığız. Veli Baba. Terör yönetim, örgütü ben. kurmak ve yönetmek suçlamasıyla. Maalesef bu arada kendi Üsküplü'dür. Benim dedem Üsküplü'dür. bu çok böyle başka bir gönül bağımız var birbirimizle buradan selam olsun. Birincisi o. Hatta Genelkurmay Başkanımızla Metin Paşa'yla da Kıbrıs'ta İlker Paşa'mızın kulaklarını çınlattık. İlker Baş bu Genelkurmay Başkanı iken Metin Paşa onun iletişim başkanıydı. Ve bir karargahında çalışan önemli bir subaydı. Yine Kıbrıs'taki kuvvetimizin komutanı da Libya'dan görevden geldi. Onunla da çok böyle kıvanç duyduğumuz bir komutanımız. Ee, ben CHP Genel Başkanı olursam dedim, ilk ziyaret Kıbrıs'a yaptım onu. İkincisi Azerbaycan'a dedim ama ondan önce yarınki şey çıktı. Çünkü 25 Kasım e, Bosna Hersey'in devlet günü. Devlet gününe katılacağım. Yarın Bosna Hersey'e uçuyorum. E, i̇lk fırsatta mümkün olursa Azerbaycan'a gitmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta Kıbrıs, Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetler, Balkanlar Avrupa ve dünyadaki dış temaslarına... Aktif bir dış politika vizyonu mut, mu Mutlaka gerekiyor. Evet. Şimdi İlhan Hoca zaten dış politikadan sonra genel başkan yardımcısı ve bizim gölge kabinemizdeki İlhan Uzgel e, dışişleri bakanımız. Bunun yanında Namık'tan var. Yani Hariciye'nin göz bebeği, Washington Büyükelçiliği yapmış, Kudüs Büyükelçiliği yapmış, e, Tel Aviv Büyükelçiliği yapmış... Çok önemli çok bir isim. Çok değerli bir diplomat. Çok değerli o da grubumuzda. Biz bir tarafta e, Sayın Uzgel gibi hani hem işin teorisinde dış politikada hocalık yapan bir isim. Bir yandan işin pratiğinden ve hariciye geleninden müthiş gelen bir, bir deneyim. Ikili var. O ikiliyle müthiş işler yapacağız. Bana da çok önemli. Bir yandan da Selin Sevkbeke Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil ediyordu. E, onun da katkılarıyla müthiş ilişkiler içinde olacağız. Çok iyiye gidecek diye düşünüyorum. E, ve bu arada gerekli girişimlerde bulunuyorlar. Orada Mısır çünkü çok kilit. Ben e, mutlaka gitmeyi, Türkiye'den giden insani yardımlara eşlik etmeyi, yerel yönetimlerimizin, büyükşehir belediyelerimizin yollayacağı konvoyla birlikte orada olmayı, Türkiye'nin dünyanın dikkatini bir kez daha yaşanan mezalime, neredeyse soykırıma, Dikkat çekmeyi söylemek istiyorum, görünür kılmak istiyorum. Orada bana diyorlar ya işte güvenlik güvenlik bu kadar büyük bir zulmün yaşandığı bir yerde oraya dikkat çekmek bütün siyasilerin boynunun borcudur. Keşke Türkiye'de bütün siyasi partilerin liderleri birlikte gitsek, refah sınır kapısına birlikte dayansak. Ben işte Cumhurbaşkanı elimi sıktı sıkmadı Recep Tayyip Erdoğan anıt kabirde konuşuluyor. Ben Refah Sınır Kapısı'na bütün partilerin genel başkanlarını davet etsin. El ele kol kola oradan yürümeye, Filistin'deki yaşanan zulmü bütün dünyanın gözünün önüne sermeye hazırım, razıyım. Birincisi, çok net, bugün dün şöyle demiş, Özgür Özel Netanyahu ağzıyla konuşuyor. Ya inanamadım, Allah Allah. bakın inanamadım. Benim Netanyahu ağzıyla nasıl konuşabilirim? Bütün bir grup toplantısı boyunca İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü, 11 binin üzerinde ölümü kınadık. Bunların çocuk ölümlerinin, kadın ölümlerinin hepimizin içini nasıl dağladığını, bütün insan kayıplar ne kadar önemli olduğunu söyledim. Ben bugün neyi imzaladım biliyor musunuz? Dünyadaki 130 siyasi parti liderine mektup yazdım ben. Dünyadaki siyasi akrabalarımıza. Dedim ki ülkenizde Filistin'e sahip çıkın. Dedim ki içinde bulunduğunuz uluslararası örgütlerde savunun. Bunlardan birisi İspanya Başbakanı, bir tanesi örneğin Almanya'da iktidar, iktidar ortağı. Arjantin'e, Brezilya'ya mektupları bütün dünyaya yolladık ve diyorum ki ben Filistin'e İsrail zulme diyor. Bu bir soykuruma vardı. Sivil ölümleri var, bebekler ölüyor ve hep beraber durduralım diyorum. Benim nerem neden yahu? Ama şöyle bir şey var. Sayın Erdoğan geçen yerel seçimlerde Sisi Sisi'ye mi oy vereceksiniz? Binali'ye mi diye soruyordu. Ekrem Bey Sisi. Şimdi Sisi ile arayı ısıttı. Şimdi yeni bir şeytan lazım. Netanyahu'ya mı oy vereceksiniz? İşte Ekrem'e mi, Netanyahu'ya mı, Özgür'e mi diye bir ikilem. Ya böyle bir şey olmaz. Dış politikayı, iç politikayı bu kadar alet etmenin hiçbir mantığı yok. Gelsin kol kola girelim. Bakın o benim elimi zoraki sıkıyor. Kol kola koluna gireceğim. Bir koluna bizi alsın, bir koluna bir başka partinin genel başkanı, benim koluma bir partinin genel başkanı. Gidelim refah sınır kapısından içeriye girelim ve Filistin'in haklı davasını savunalım. Bu kadar açık söylüyorum. Ve ben bundan sonra Sosyalist Enternasyonel'de partimi ben temsil edeceğim. Delege düzeyinde değil. Avrupa Sosyalist Partisi var. Avrupa'daki Sol Sosyal Demokrat Parti'nin çatı örgütü. Orada ülkemi ben temsil edeceğim. Liderler toplantısına, liderler yemeğine ben katılacağım. Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir yere getirmek için değil, Türkiye'yi dünyada daha iyi doğru anlatabilmek için yapacağım. Bir yerde Kur'an-ı Kerim yakılıyorsa bu sadece re e iktidarın sorunu değil, benim de sorunum. O ülkenin sol liderini arayacağım, o ülkenin sol liderine mektup yazacağım. Diyeceğim ki bu bizi incitiyor kardeşim, engel olun diyeceğim. İslamofobiye karşı birlikte mücadele edelim diyeceğim. Senin kutsalını da Türkiye'de savunmak bana düşer. Ben de İncil'e Tevrat'a el uzattırmam diyeceğim. Bu önemli bir şey. Türkiye bir haklı davasını anlatamıyorsa birlikte anlatacağız. Onlar iktidar olarak iktidarı anlatacak, ben muhalefet olarak muhalefeti. Eğer oranın iktidarı sol bir partideyse ben iktidarı anlatacağım. Bu kadar net. Biz burada muhalefet partisiyiz. Dışarıda bu ülkenin menfaatleri. Ha! Tayyip Erdoğan'ın dış politikasının yanlışının arkasına da dizilmem. Yanlış yapıyorsa uyarırım. Yanlış yapıyorsa eleştiririm. Tayyip Erdoğan'ın arkasına dizilip de ne dış siyaset yaparım ne iç siyaset yaparım. Ama yurt dışında Türkiye'nin menfaatini korumayı da Tayyip Erdoğan'a bırakacak değiliz. O da yapacak biz de yapacağız. Milli takımda Fenerbahçe Galatasaray var mı ya? Ben inanamıyorum. Yani nereye getirdi bu ülkeyi ben inanamıyorum. Milli takımda top ayağında avantajlı olan pozisyondaki kişi Galatasaraylı ise pas vermeyip avuta mı vuruyorsun topu? Bir gol atılacaksa müştereken oynayacağız milli takımda. Bunu bu kadar net görüyorum, bu kadar peki, açık görüyorum. Peki, e, yerel yönetim seçimlerinde eskiye oranla hem seçmeni sandığa götürmek, hem de sandıktan sonuç almak amacıyla farklı bir propaganda yöntemi ve stratejisi uygulayacak mısınız? Biz umudu örgütlüyoruz. AK Parti korkuyu örgütlemeye devam etsin. İşte Sisi'ye mi Ekrem'e mi oy vereceğim? Sisi'ye mi, Binali'ye mi oy vereceksin? Yani öyle bir şey ki Ekrem İmamoğlu'nu Sisi yapmıştı. Veya Mansur Yavaş gelirse su faturalarını, e, neydi o, e, DHKPC örgütü dağıtacakmış. Ya Mansur Yavaş'la DHKPC olur mu? İstanbul'u kazanırsak İSPARK PKK'ya verilecekmiş. Bugün İstanbul'da İSPARK'a arabasını park eden herkes, Tayyip Erdoğan'ın geçen seçimde attığı bu yalanı ve yaratmaya çalıştığı o korkuyu görsün su faturasını pırıl pırıl gencecik hangi görüşten olursa olsun gençlerden alan herkes Mansur Yavaş'ın nasıl biri olduğunu ve onu Ankara'da şu anda yüzde yetmişlerden bahsediliyor Mansur Yavaş'ın oy oranı için. Ondan Ankara'yı mahrum bırakmak için atılan yalanları hatırlasın. Bu kampanya döneminde onlar korkuyu örgütlemeye çalışacaklar. Biz umudu örgütleyeceğiz. Ve şu anda bu kurultay salonundan yükselen umut dalgası bütün Türkiye'yi sardı. Gençleri sardı. Bunu her gün yükseltmek istiyoruz. Her gün daha iyiye getirmek istiyoruz ve başaracağımıza inanıyorum. Sadece şuna ihtiyaç var. Herkes başaracağına inandığında zaten başarmış oluyoruz biz. Biz Türkiye'de hiç az değiliz. İki kişiden bir tanesinin oy verdiği bir cumhurbaşkanı adayımız vardı. Yüzde 48'de kaybettik. Yanlışlar yapmasaydık kazanacaktık. Şimdi geçmişte yapılan doğruları sürdürüp. Hataları terk ederek başarabiliriz. Bunu ilk önce büyük şehirlerde başaracağız. Ardından genel seçimlerde başaracağız. Bunu ilk önce 81 ilde daha iyi yerel seçim sonuçları alarak başaracağız. Ardından genel seçimlerde başaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde her ilçede aday çıkaracak. Mümkünse her beldede de aday çıkaracak. Yazı yolladım. En iyi adayı bulun. Şu tarihe kadar bulmazsanız aday sizsiniz dedim. Belde başkanları ve ilçe başkanına. Neden? Aday bulamıyorsa ilçe başkanı doğal adaydır. O bayrağı dalgalandırmak. Bir genç var ya. Bakın. Uğur Bey. Bir genç var. Televizyonda bu kongreye baktı. Umutsuzluğunu bıraktı. Ve Torosların bir yörük köyünde belki de CHP'ye çıkacak tek oy var. Ben o pusulada onu o altı oku göstereceğim. O oyu bastıracağım ona. Çırnak'ta 18 yaşında bir yeni seçmen diyor ki Özgür abiye bir şans vermek istiyorum diyor. Ben orada adayı çıkaracağım. O beldede, o ilçede belki 7 oy alacağız. 7 arkadaş oy atacaklar bize. Ama o oyu alacağız onlardan. Bu çok önemli bir şey. Artvin'in hopasının dağ köyünde dahi Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle gönül veren genci yalnız bırakmayacağız. Bu, bunu çok önemli. Peki bütün seçimlerde hep sandık güvenliği, sandıklar boş kalmasın dedik. E, gereken sözler verildi ama bir türlü sandıkların tamamına hakim olunamadı. Bu sefer olunacak mı? Şimdi geçmişe de çok büyük haksızlık yapmayalım. Şimdi 14 Mayıs'tan sonra bir kurban verdik. Verildi. Onursal adı güzel. Soruyorum şimdi 81 il başkanına, 973 ilçe başkanı. Arkadaşlar 14 Mayıs gecesi Onursal'ın kurduğu sistem çalıştı mı? Vallahi çalıştı başkan. Onursal adı güzel milletvekili olmadı. Milletvekili adayı değildi. Onursal adı güzel iktidar olsaydık bu ülkenin Teknoloji Bakanı olacak yetkinlikte birisi. Onursal adı güzel parti meclisine aday olmadı. Onursal adı güzel MYK'ya aday olmadı. Ama öyle bir şey oldu gitti. Sistemimiz dört dörtlük. Sandık başı deyince geçen seçimde şöyle zorluklar vardı. Yine de ben sandıklara çok büyük oranda sahip çıktığımızı gördüm. Süren zorluklardan da bahsederim. Ama geçen seçim şu zorluğu vardı. Birçok parti kendi logosundan değil bizim girince sandıkta görevli gösterme hakkını kaybettiler. Ayrıca kapatılma tehdidiyle HDP'de bir başka partiden girdiği için onların da görevlisi yoktu sandıkta. Ve belli coğrafyalarda Sadece HDP'nin sandık görevlilerinin olabildiği yerlerde oralarda CHP'nin de çok güçsüz olduğu bazı coğrafyalarda sıkıntılar yaşandı. Halen süren sorunlarımız var bazı yerlerde. Onu gidermek için uğraşıyoruz. Ancak yerel seçimde şöyle bir şey var. Bu bir avantaj. Adayın varsa aday zaten sandığına sahip, sahip çıkıyor. Orada aday çıkarabildiysen zaten örgütün güçlü. Aday da gidiyor kendi oyuna sahip çıkıyor. Hem aday hem parti Yerel seçimde kimse korkmasın, öyle sandık güvenliğiyle bir şey yok. Beş sene sonra da, dört sene sonra ne zaman seçim olursa o sandık noktasında bugünkü eksiklikleri büyük bir mücadele ruhuyla kapatacak hazırlıkları yapacağız. Ben o konuda çok iddialıyım. Ee, bu konuda zaten e, Ekrem Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanı e, seçildiği akşam ilk seçim e, sonucunda e, ekranlardan yaptığı, kriz yönetimi ve sandıklara hakimiyeti hakikaten hafızalarımıza son derece örnek bir model olarak yerleşti. Bu eğer her ilde tekrarlanırsa sonuçta dediğiniz gibi boş sandık kalmaz. Kalmaz. Ve Ekrem Bey de haklıymış. Sevmez ben de sevmem. O gün Ekrem Başkan'ın yanında Canan Kaftancıoğlu Tabii. da vardı ve Tabii. çok önemli o günler. Sonradan Tabii. siyasetin içinde ayrı düşmeler oldu, Olabilir. hatalar oldu, oldu bu oldu. Ama Hakkı 2019'da örgütümüzün lazım. temsilen ve e, çok önemli bir emeğin de temsilcisi olarak Canan Hanım da orada vardı. Biz hani şimdi karşı karşıya gelmiş olabiliriz kurultay süreçlerinde falan ama o günün doğrularını söylerken Ekrem Başkan'ın kriz yönetim iradesi ve sandıklara sahip çıkmada. Canan e, Hanımında çok etkili bir rolü vardı hakkını yemeyelim. Peki, yani onursalın hakkını yedirmezken Canan Hanım'a da haksızlık yapmıyor. Tabii. Peki gülümseten bir e, soru sormak istiyorum. Herkes merak ediyor. Veli Baba nasıl bir adam? <laughs> çok kıymetli bir kardeşimiz Veli Baba hep böyle şey der. Veli Baba bir dost, bir arkadaş, bir kardeş, bir abi. Ben siyasette bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı koltuğunda oturuyorsam buna en çok emeği olan kişi Veli Baba'dır. Yani orada biz böyle bir ikili gibi bir de çok fedakardır. Veli Baba bu partinin e, ham mallarından bir tanesi. Çok yük taşır. Organizasyon kabiliyeti çok yüksektir. Bu seçimden sonra fatura kesilenlerden bir tanesi Veli Baba'ydı. Sonra e, kurultay süreci başladı. Biz eski dönem geçmiş dönemde görev yapmış olan arkadaşlarımızın hepsi teker teker dedi ki değişim gerekli. Bizle de destekleyenler, karşı taraf devam etmek isteyenler vardı şüphesiz. Bizim taraftaki arkadaşlar Bülent Tezcan'dan başlayarak dedi der ki değişim bizden başlayacak. Tekin Bingöl dedi değişim benden başlayacak falan. Veli abi bana da düşer dedi o da söyledi. Şöyle bir şey söyleyeyim ilk kez burada anlatıyorum. Biz seçimi kazandık. Kolay da bir seçim değildi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir partinin genel başkanı, aktif genel başkanını delegeler seçimle değiştiriyorlar. CHP'de çok önemli bir şey bu ve çok olgunlukla karşılandı. Sayın Genel Başkan da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da devir teslimde bunun altını çizdi. Çok önemliydi. Şu salon muhteşem bir salon. Yani Türkiye'nin yüz akı bir salon. O gece saat dört her şey bitti. Ben il başkanlarını toplayacağım ama sabah dokuza çağrı yaptım. Annemi babamı bir göreyim dedim kızımı göreyim dedim. Bizimkiler bir gece önce uygulama otelinde yatmışlar. Bir gün sonra uygulama otelinde de yer yok. Sincan öğretmen evine babam yere gitmiş. 43 doğumlu 80 yaşında oraya gidecek. Veli baba bunu görmüş bağırmış çağırmış zorla onları böyle bir kendi evine yakın bir otele yönlendirmiş. Ben de onları bir göreyim dedim. Bir 10 dakika bir arkadaşımızın ofisinde görüştük yoksa yoldan çevirdik Sincan'a gidiyorlar. Neyse ee, o sırada Vela Baba kayıp bağırmış çağırmış bunlara olmaz öyle şey demiş gaf var demiş al hocanın valizlerini sincana mı gidilir deli misiniz falan filan Vela Baba kayıp bizim birlikte yola çıktığımız son günler 43 il başkanı destekliyordu ama çok önemli bir zaman 32 il başkanıyla toplandık ve onlar süreci onlar yönetti zaten o 32 arkadaş Vela Baba'yı çağırmış toplanmışlar ve demişler ki bu örgütün başında senin olman lazım. Yarın seni anahtar listeye koyacağız ve sen örgütlerden sonra genel başkan Bela Baba demiş ki o Özgür Özel geçmiş dönemdeki arkadaşlarımız destek veriyor ama görev almayacak dediler. Ben kardeşimin lafını yerde bırakmam. Saatlerce direnmiş ve kavga dövüş görev almamış. Şu anda bir herhangi bir partide görevi olmayan ama benim gönlümde olan bütün örgütün gönlünde olan Birisi tabii ben bir yere gidersem organizasyonuma yine katkı sağlıyor falan. Duramaz yani. Partinin neferi öyle birisi. Ama siz gülelim diyorsanız Veli baba ile ilgili neyi anlatmam lazım size mesela? Şöyle bir şey anlatmam lazım. Şimdi Veli baba bir yere gidince böyle Veli babanın etrafına bazen böyle çok güzel kalabalıklar toplanır. Biraz böyle hani akli dengesi yerinde olmayan İnsanlar onlar kalabalığı sever. Veli abi onları sever. Onlardan hemen birinin telefonunu alıverir. Ben ne yapıyor diyorum. O bayramda seyranda onları arar, şakalaşır. Bulduğunu giydirir, yedirir. Öyle bir şeyden geliyor. Rahmetli annesi, babası Hüseyin amca zaten öyle. Bir gün Manisa'da birinin telefonunu almış. Sabahın erken saatlerinde benim eczaneden bir telefon. Kapının önünde bir arkadaş. Camları kıracağım diyor. Elde taş. Ben tele, verin telefonu ona dedim. Verdiler. Aldım telefonu. Ya dedim ne yapıyorsun? İsmini söylemeyeceğim şey olmasın. Dedi ki paramı verin. Dedim ne oldu? Veli abi dedi bayramda aradı beni dedi. Bana bayram harçlığı yollamış. Ne dedim? Aramış demiş ki sana bayram harçlığı yolladım. Özgür verdi mi? Çocuk demiş vermedi. Eline bir taş al demiş eczanenin kapısına git. Paranı vermezlerse kırcamlar Bizim eczaneden parayı istiyor. Bizimkiler de Öyle her isteyene şey dedim ki kaç para? Dedi ki 200. 200 çok dedim. Kaç olsun dedi. Dedim 50. 100 lira verirsen dedim bırakırım taşı. Ver dedim ablanın telefonu. Dedim verin 100 lira. Verdi. Attı taşı gitti. Bela baba bayramda arayıp ben sana para yolladım. Vermezse kır taşı diyor. Biz bunu anlatıp gülüyoruz. Bela baba şöyle bir şey dedi. Özgür Özel dedi. Burada komik olan benim dedi delinin telefonunu alıp. Bayramda arayıp da sana yollamam mı? Seni 100 lira için deliyle pazarlığa tutacağım. <laughs> <laughs> Biraz ben tutumluyumdur Veli Baba'ya göre. Ben sizin ve Aykut Erdoğdu'yu sık sık e, konuk ediyorum programımda geçmişte. Yani siyasete atıldığınız günden beri tanıyorum sizi. Ve iyi de reyting alıyor sizin programlarınız. Bir gün Veli Baba e, şöyle bir paylaşım yapmıştı. Uğur Dündar bu akşam Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu'nun programına konuk oluyor. <laughs> Usta duayen gazeteci Uğur Dündar, <laughs> evet. Aykut Erdoğdu ile Özgür Özel'in hazırlayıp sunduğu halk aranasında. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hakikaten ederim. Hakikaten bütün sorulara iştenlikle yanıt verdiniz. Başarılar diliyorum. Yolunuz çok teşekkürler. açık olsun. Sizin de bize emeğiniz çok. Çok yeni siyasetçilerken siz bizlere hep inandınız ekranlara çıkardınız tanınır gönüllül olmamıza sözümüzün kitlelere ulaşmasına katkı sağladınız halk aranası döneminden beri. Bugün de benim seçimden sonra sizi aramıştınız benim iki tane sözüm vardı. Birisi yazın ortasında İsmail Küçükkaya'ya ilk programına katılacağım diye söz vermiştim sabah kuşağında ona konuk oldum o geldi genel merkezde e, konuk oldum bu bu e, CHP Genel Başkanı olarak ilk televizyon programı sözümde sizeydi. Evet. O sözü yerine getirmiş olduk. Bir de e, Tolga Candaş Işık'a canlı yayında söz vermiştim. O programı da önümüzdeki haftalar içinde gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok Rica sağ olun. ederim. Varun. Ben teşekkür ederim. Ayrıca e, gerek moderatör Serap kardeşim, gerekse İsmail Saymaz ve Ersan Şen hocamdan da hoşgörüleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bağışlamalarını diliyorum. Onların süresinden aldık çünkü. Sevgili seyirciler hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar. Sevgiyle kalın efendim.